Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Klinik araştırmalar açısından bu önemli küçük toplantıda bir arada olacağız. Ege Üniversitesi olarak size ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu klinik faz 1 merkez, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş olan 9 merkezin temsilcileri de aramızda. Şimdi ben açılış konuşması yapmak için Sayın Rektörümüzü davet Evet. ediyorum. Buyurun Evet, hocam. Kaan Hocam, ben de çok kısa olarak bir kere faz 1 klinik çalışmaları EG 2020 simpozyumuna farklı birimlerden, farklı üniversitelerden, bilim adamlarının katılımıyla online da olsa bir arada olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Yani gerçekten öyle bir süreç yaşıyoruz ki tam da sizin alanınız, hani ilaç ve aşı çalışmalarında esas mutfak sizlersiniz. Ülkemizde de 9 merkez var. 2 merkezin de Ege Üniversitesi'nde olmasından ayrı bir gurur duyuyoruz. Ama biz şöyle bakıyoruz. Yani 9 merkezin tümü de yani ülkemiz için büyük bir kazanç. Ele ele sağlıkçılar, tıpçılar, ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarında yer alan hocalarımız açısından üniversite, bakanlık hiçbir yer önemli değil. Önemli olan ülke için bunların üretiminin yapılması. Hele bu COVID sürecinde de şunu bir kez daha gördük. Faz 1 çalışmaların ne kadar emek yoğun, etik anlamda birçok açıdan önemli olduğunu, esasen mutfağın gerçekten sizlerin olduğunu, ilaç ve aşı çalışmalarında bütün vatandaş da, halk da, toplum da televizyonlardaki programlardan, işte basından, kamuoyundan, sosyal medyadan öğrendi. Yani bu yapmış olduğunuz çalışmalar bu pandemi sürecinde bütün toplum tarafından çok yakın bir şekilde takip ediliyor. Gerçekten çok büyük bir emek sarf ediyorsunuz. Bunun için ben her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Biz zaten Ege Üniversitesi'nde dekan hocamız Cemil Bey'le de birlikte sık sık Kaan hocamızın bu faz 1 çalışmalarının yapıldığı yerleri sık sık ziyaret ediyoruz. Öğreniyoruz da. O nedenle özel bir önem veriyoruz. Ülkemizde bu faz 1 çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından da ayrı bir önem arz ediyor. Ben bu simpozyumda da bilgilerinizi paylaşmanız çok önemli. Bu anlamda da faydalı bir toplantı olacağını düşünüyorum. Kaan Hocam zaten sık sık bir araya geliyor. Geliyoruz sizinle. Her zaman da benim maddi manevi yapabileceğim bir şey olursa olayın bütününde ya da özelinde her zaman yanınızda olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Simpozyumdaki paylaşımın faydalar getirmesini diliyorum. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Hepinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz Ege Üniversitesi olarak. Sayın Dekanımız Cemil Hocamız da aramızda. Hocam. Hocam, ben de Sayın Rektörümüz söyledi. Ben onun üzerine hani bir söz söylemek istemem ama hepinize en azından hoş geldiniz diyorum. Hocamın izah ettiği noktalarda da Ege Üniversitesi bu konularda önemli atılımlar içerisinde. Bu toplantı da çok iyi organize etmişsiniz. Bu açıdan da önemli. Hem ülkemiz açısından da faz 1 merkezlerin sayısı artması da gerekiyor. Bu korona günlerinde bunu da anlıyoruz. Hepinize emekleriniz, destekleriniz için, toplantıya katılımınız için teşekkür ediyoruz. Fakültemize, üniversitemize hoş geldiniz diyorum. İyi toplantılar diliyorum. Ben de saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Ege Üniversitesi'nin Sayın Rektörü ve Tıp Fakültesi'nin dekanından sonra hemen toplantıya başlıyoruz. Çünkü hocalarımızın hepsi biliyorum çok yoğunlar. O nedenle 9 merkezden sırayla 10'ar dakikalık süre verdik. Böylece birbirimizi de daha yakından tanımış olacağız. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir dışında sadece Kayseri'de faz 1 merkezi var, Erciyes Üniversitesi'nde. Birinci sırada Kayseri'den başlıyoruz. Zafer Hoca'ya söz vermek istiyorum. Bütün hocalarımızın 10'ar dakikalık bir süresi var. Nasıl konuşmak isterlerse serbestler. Zafer hocamızdan başlıyoruz. Zafer Sezer'den. Buyurun hocam. Merhabalar hocam. Herkese çok çok selamlar Kayseri'den. Tabii genelde Z harfi hep sonda olur. Biz en sonda çıkarız ama hocam teşekkür ederiz ilk söz hakkını bana verdiğiniz için. Tabii bir yandan da şunu düşündüm ben. Türkiye'deki faz 1 merkezleri deyince bir ekrana sığıyoruz. Yani iki elin parmaklarını geçmiyoruz. Bu anlamda yani yine de birden büyüyüz. Umut vaat ediyoruz.
krizlerin şeyi fırsata çevrilmesi anlamında bu COVID pandemi süreçleri aslında büyük bir fırsat olarak görüyorum ben. Sunumuma başlayayım. Yine aralarda şeyleri paylaşacağım sizlerle, görüşlerimizi. Şimdi Erciyes Üniversitesi 99 yılında Aydın Eren Memişoğlu hocamız tarafından ilk klinik uygulama merkezi olarak ana binadan ayrı bir, çok yakın hastaneye ayrı bir binada başladım. Görüyorsunuz değil mi ekranı bu arada? Evet, görüyoruz. Tamam. 99 yılında kurulduktan sonra tabii ki ilk çalışmalar bizim yoğunluklu olarak da biyoyararlılığın biyoeşdeğerlik klinik araştırmaları. Bunlar aslında yine sağlıklı gönüllüde faz 1 çalışmalarının özel bir bölümünü oluşturuyor. Bunun dışında da yine faz 1 gerçek anlamdaki klinik araştırmaları yürütüyoruz. Ve bugüne kadar yaklaşık 1300'e yakın klinik araştırmayı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kliniğimizde toplamda 4 kat bir binamızın 4 katını kullanıyoruz. 1300 metrekare gibi bir kapalı alanımız var. 30 oda ve dinlenme alanlarından oluşuyor. Yatak kapasitesi 60. Bu aslında bizim pandemide oda sayısı ve yatak kapasitesi çok önemli bir ihtiyacımızı karşıladı. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışmaları sürdürmek anlamında oldukça faydalı oldu. 30'a yakın çalışanımız var. Tabii bu değişiyor. Faz 1 çalışmalarında ilgili alandan uzman hekimlerin yine kliniğimizde görevlendirilmesiyle çalışmaların ilgili hekimlerle beraber yürütülmesinde önemli bir rol oynuyor. Avrupa'da baktığımızda aslında kapasite açısından büyük kliniklerden bir tanesi, en büyüklerinden birisi diyebiliriz. Tabii aslında yapısal olarak hani cihaz listesi belki her faz 1'de olması gerekenler bizim kliniğimizde de mevcut. Tabii ki en önemli şey aslında uzun süredir klinik araştırma yürüttüğümüz için edindiğimiz tecrübeler burada hep yedekli gitmek. Her cihazdan en az 2-3 tane derin dondurucular, 4'er 8'er tane derin dondurucumuz var. Defibrilatörler, monitörler. Çünkü neyin ne zaman bozulacağını bilmiyoruz. Tabii cihaz sayısının artmasıyla yaşadığımız en büyük sorunlar da bunların takibi, kalibrasyonları çok önemli. Her birimde bunların sorumlu kişilerce takip edilmesi. Çünkü mesela herhangi bir kalibrasyon yapılmamış bir cihazın o araştırmada kullanılması ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Yine kamera kayıt sistemimiz var. 24 saat alarm sistemleri. Bunlar aslında çalışmanın faz 1 çalışmaları, diğer çalışmalar da aynı şekilde ama oldukça dinamik süreçler. Yani bizim burada araştırmacı olarak o anlık yaptığınız başarılı bir şey çalışmanın sürdürülmesinde bir sonraki adımda bunun garantisini sağlamıyor. Dolayısıyla hep kontrollü, geriye dönük ve ciddi bir kalite sisteminizin olmasının gerekliliğini ortaya çıkarıyor çalışmanın sürdürülmesi açısından. Tabii bunlar yani 1300 klinik araştırmanın sonucunda belli bir kalite sisteminin oturmasını sağladı. 5 tane de bir gerçekleştirdiğimiz faz 1 çalışmamız var. Aşıda belki en çok gündeme geldik ama diğer ilaç sektöründeki çoğu firma bizi biyoeşdeğerlik çalışmalarıyla tanımakta. Daha önce de faz 1 aşamasında, faz 1 çalışması olarak Kırım-Kongo kanamalı ateşi çalışmasını yine burada ismini anmakta yine çok büyük önem arz ediyorum. Aykut Özdağ Rendeli hocamızın geliştirdiği bir aşıydı. Aşı adayı hala devam eden çalışmaları var. Yine bu sayede biz COVID-19 hastalığına karşı da çok kısa sürede bir faz aşamalarına geçerek faz 1'i de aslında devam ediyor ama dozlamaları bitti, onu söyleyebilirim. Faz 2 aşamasına da bu ay itibariyle yine başlamayı planlıyoruz. Tabii burada aslında bizim yani iyi bir klinik merkez olmamızı sağlayan denetimler oldu. Aslında gördüğümüz en önemli şey burada Sağlık Bakanlığı'nın denetimleri. Çünkü en baştan beri kliniğin kuruluşundan bugüne gelene kadar gerçekleştirdikleri denetimlerde biz çok şey öğrendik. Bizle çok şey paylaştılar. Ve her denetim aslında kurumların ve kişilerin sevmediği şeydir.
Uluslararası denetimler de yine GCP anlamında 5 kez bir GCP denetimimiz gerçekleşti. Bunlar da aslında ülke olarak nerede olduğumuzu görmemiz açısından bize çok şey kattı söyleyebilirim. Her denetimden sonra aslında her seferinde yeni bir şey öğrendik. Eksik her zaman oluyor, her denetimde vardı. Ama her eksiği tamamlamak açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Özellikle uluslararası denetimlerde kısaca Almanya Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, Avusturya, İspanya ve en sonunda Avrupa İlaç Ajansı adına da Almanya ve Danimarka'nın katıldığı bir denetimden geçtik. GCP denetimleriydi bunlar ama onun dışında zaten diğer kliniklerde de muhtemelen her çalışma öncesi veya düzenli çalıştığınız firmalarla belli periyotlarla yine sözleşmeli araştırma kuruluşları aracılığıyla veya auditler geçiriyoruz. Orada yoklamalarda daha dinamik aslında belki daha sınırları belli olan denetimler ama orada da yılda yaklaşık olarak bizim 5 ile 10 arasında değişiyor geçirdiğimiz audit her ay gibi var. Şu an auditler daha çok uzaktan remote auditing şeklinde devam ediyor. Ve burada tabii ki yüz yüze olan kadar etkili olmuyor. Daha çok vakit harcıyorsunuz. Tabii ki COVID şartlarında en güvenlisi bu belki ama yine de dönem dönem geçen ay mesela yüz yüze bir yurt dışı firmanın gerçekleştirdiği audit vardı. Onlar da aslında bizi canlı tutan diyeyim denetim açısından çok önemli ve açıkçası bir sonraki çalışmaya başlayabilmemizi belki de en çok motive eden şeyler, denetimler. Tabii burada dediğim gibi dinamik bir süreç olduğu için bir organizasyon şeması oldukça karışık ama çalışan bir süreç. Yani idari olarak da aslında bizim müdür olarak da görev yapıyoruz. Tabii kamuda bu işi yapmak açıkçası oldukça zor. Bizim karşı karşıya kaldığımız en sık sorulardan bir tanesi de hani yurt dışından gelenler için söylüyorum. Kamuda bunu nasıl yapıyorsunuz? Çünkü bir kısmı kamuda yapıp daha sonra özele geçmiş veya bırakmış kişiler veya işte farklı bir klinik araştırmaların farklı yerinde görev alanlar. Kamudaki yaşadığımız zorluklardan bir tanesi de belki diğer hocalarım da paylaşacaktır ama hani bunu da dile getirmek lazım. Mesela çalıştırdığınız hemşire 4A, 4B, 4D dolayısıyla birisi 40 saat, birisi 45 saat ve siz bunlarda dengeyi sağlayarak bir klinik araştırmayı yürütmek zorundasınız. Hakikaten sıkıntılı. Birkaç tane de slide paylaşacağım yine klinikten. Örneğin tabii COVID şartlarında her şeyi değiştirdik. Toplantı salonlarında çok az sayıda kişiyle yapıyoruz. Öncesinde HES kodu sorgulama gibi gönüllülerin en azından hem telefonla sorgulanması gibi işlemlerin ardından toplantı salonumuza alıyoruz ve sosyal mesafeyi koruyarak işte diğer temizlik ve maske önlemleri altında yine muayene yaptığımız odalardan bir iki tanesinden görüntü örneği. Tabii herkes gibi biz de hani bu bariyerler koyduk fiziksel anlamda en azından teması azaltmak için. Tarama esnasında yine ekip arkadaşlarımızın hem kendi hem de gönüllü sağlığını güvence altına almak için çeşitli ekipmanlar kullanıyoruz. Normalde biz tarama aşamasında bu odaları aynı zamanda giriş katında ayaktan gönüllülerin ambulatuvar kanlarının alındığı oda olarak da kullanıyorduk. Ama şimdi COVID şartlarında özellikle biyojiterlik aşamasında biz genelde gönüllünün giriş ve çıkışı çalışma sonuna kadar yaklaşık 10-15 gün sürdüğünde klinikte veya otelde belli aşamalarda yine izolasyona dikkat ederek sürdürüyoruz. Tamamlayana kadar göndermiyoruz. En güvenlisi bu ama tabii ki uzun süreçli çalışmalarda gönderiyoruz. Her dozlama öncesinde tekrar bir izolasyon ve sonrasında kliniğe alıyoruz. İlaçların saklandığı odamız 7/24 hem kontrol ediliyor hem kayıt sistemleri var. Aktif olarak yine günlük kullandığımız çalışma burada da gönüllerin tabii ki mahremiyetine önem verecek şekilde 7/24 bir kayıt sistemimiz var. Tabii ki hani kişisel verilerin koruma kanunu anlamında da hem gönüllerin olurunu alıyoruz hem de
bunlarla ilgili belli bir süre sonra imhasını yapıyoruz. Laboratuvarımız yine burada özellikle plazma, farmakokinetik çalışmalarda bizim çok daha aktif olarak kullandığımız ama diğer anlamda da hani aldığınız ilaç kan düzeyleri özellikle faz 1'de farmakokinetik güvenlik dışında farmakokinetik parametrelerin de değerlendirildiği için zamana bağlı olarak takiplerini yaptığımız alanımız. Derin dondurucular özellikle tabii ki alarm sistemleri çok önemli. Bazen sorunlar yaşanabilir ama tüm binanın bizim güç destek ünitesi de var. Kan alma odaları tabii farmakokinetik çalışmalarda eş zamanlı birkaç gönüllü aynı anda kan alma işlemleri yapılabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda işte yoğun bakım şartlarını sağlayacak şekilde tam olması da ona yakın bir düzeyde müdahale edebileceğimiz odalarımız. Ve kalabalık bir ekip, 30 kişi civarındayız ama tabii burada bir kısmı var sadece. Ben sürece de 10 dakikayı aşmayacak şekilde burada tamamlamak istiyorum ama aslında konuşacak hepimizin paylaşacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tabii bu imkanı bana sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha interaktif bir ülke olarak bu merkezlerin entegrasyonunun sağlanacağını umut ederek selam ve saygılarımı iletiyorum Kayseri'de. Evet, Kayseri'ye çok teşekkür ederiz. Tabii Aydın Hoca'yı bu şekilde de tekrar hatırlamış olduk. Hani bu merkezin kuruluşu açısından. Tabii kurmak ve devam ettirmek çok önemli. Siz de devam ettiriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz biz de Türkiye olarak. Şimdi tabii zamanımız kısıtlı olduğu için soruları zamanımız kalırsa en sonda alacağız. Şimdi İzmir'deki kardeş üniversitemiz, yani biz Ege Üniversitesi'yiz ev sahibi olarak ama 9 Eylül Üniversitesi'den Fatih Hoca'yı şimdi davet etmek istiyorum. Onlar da 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde faz 1 merkezi kurdular ve farklı alanlara da hizmet ediyorlar. Şimdi kendisi tanıtacaktır. Bu arada Hamdi Hocamı görüyorum. Hoş geldiniz Hamdi Hocam. Evet. Sektörün en değerli temsilcilerinden biri olarak Fatih Hocam bir hastayla ilgileniyor sanıyorum şu anda. Şöyle yapabiliriz. Hemen o Gazi Üniversitesi'ne geçelim. O zaman kaybetmemek için Fatih'e döneriz tekrar. Gazi Üniversitesi de çocuk metabolizma ve genetik bölümü faz 1 merkezi oluşturdu. O bizim gibi Ege Üniversitesi'nde bir çocuk ve genç ağırlıklı o açıdan oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat Fatih Hoca'nın bakanlıkta bugün bir işi olduğu için onun yerine İlyas Hocamız katılacak. Gazi Üniversitesi Metabolizma Bölümü faz 1 ünitesi olarak lütfen siz devam edin. 9.50'de sonra geçeriz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de toplantıya Fatih Hocamız böyle biraz şey yaptı. Biraz heyecanlandım açıkçası siz değerli hocalarımıza karşımda görünce böyle. Ben ufak bir sunum da açmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Pardon. Görülüyor herhalde değil mi hocam? Evet, görüyoruz. Lütfen devam edin. Tamam hocam. Biz de Gazi Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kurduğumuz, 2018 Ocak'ta ilk tamam. Biz de Gazi Üniversitesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı olarak 2018 yılında ilk sertifikamızı aldık Ocak ayında. İlk kontrolümüzü de 2020 Ocak ayında geçirdik ve 2 yıl daha uzatmamızı aldık. Ben bölümümüzden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu arada kendimi de tanıtmayı unuttum, çok özür dilerim. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Doçent Doktor İlyas Okur, aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Bizim üniversitemizde bizim bölümümüz 1986 yılında Profesör Doktor Alev Hasanoğlu bünyesinde kuruldu. 2004 yılında Moleküler Genetik ve Doku Kültürü Laboratuvarı, 2019 yılında da Sendromik Genetik Hastalıkları Bakan Fatih Hocamızın Kaliforniya Üniversitesi'nde çocuk genetik ihtisası yaptıktan sonra iki bilim dalı birlikte bakan bir bölüm haline geliyor.
Bu bünyemizde 4 tane öğretim üyesi bir PhD'miz var. Bunlardan ikisi endokrinoloji metabolizma hastalıkları uzmanı hocalarımız. Çocuk genetik hastalıkları uzmanı hocamız var. Ben çocuk metabolizma hastalıkları uzmanıyım. 2 tane biyokimya uzmanımız var. Laboratuvarımız da bu arada ilk kuruluştan itibaren Türkiye'nin en önemli laboratuvarlarından biri olarak çalışıyor. Ve bir PhD uzmanımız laboratuvarımızda bulunuyor. Birçok komisyon üyeliklerimiz var. Ankara'da bulunmanın da birazcık herhalde şeyi var. SGK'da, TİK-CK'da, genetik bilim komisyonlarında, genom projesinde, yeni dağın tarama komisyonlarında birçok üyeliklerimiz var. Türkiye'de birçok ilkler yine bölümümüz tarafından kurulmuş. İlk tandem MS kütle spektrofotometresinin kurulması, izozomal enzimlerin geniş çaplı ilk defa geri ödemeli analizlerinin ve yine bunların genetik analizlerinin yapılması, elektronik DNA mikroarray çalışmaları ve şu anda whole exome'a kadar yapılan çalışmalar kapsamında birçok çalışmamız var. Literatürde bu konuyla ilgili birçok çalışmamız yapılıyor. Şu anda laboratuvarımızda 500'e yakın metabolik hastalığı tek damla kanda klinik araştırmasını yapabiliyoruz. Bununla birlikte son 10 yıldır preklinik faz çalışmaları şeklinde birçok ulusal ve uluslararası çalışmaları da önderlik ediyoruz. Metabolizma alanında, nadir hastalıklar alanında. Özellikle faz 2, faz 3 çalışmalarımız, faz 4 çalışmalarımız çok fazla. Hala yürüttüğümüz. Birçok staff deneyimlerimiz var. Post faz çalışmalarımız var. Birçok faz 3 çalışmalarımız sonucunda özellikle birçok yani nadir hastalıklar alanında mesela şaperon tedavileri, enzim tedavileri onay alma sürecinde faz 2 faz 3 çalışmaları yine merkezimizde yapıldı. Bununla birlikte ilk ilaç çalışmaları, yeni uygulama çalışmaları faz 3 kapsamında intratekal tedaviler ve interventriküler enzim tedavileri faz 1 faz 2 çalışmaları şeklinde yürütüldü ve yürütülmekte. Devam eden projelerimiz var. Bunları tek tek saymayacağım. Preklinik çalışmalarımız yine faz 1 öncesinde yapılan preklinik çalışmalar özellikle Fabry hastalığı ve Pompe hastalığı alanında kullanılan bir ilacın şaperon etkisinin hücresel düzeyde gösterildi laboratuvarımızda ve bunun şu anda hayvan çalışmalarını planlıyoruz. Bu şekilde faz 1 çalışmasında merkezimizde yürütmeyi planlıyoruz. Yine merkezimiz bu konuda basında da birkaç defa yer aldı. Hasta derneklerimizle çok ciddi iletişimlerimiz var. Faz 1 merkezimizin de nadir hastalıklar konusunda birçok dernek farkında ve bu konuda hasta dernekleriyle de iletişim halindeyiz. Hastaları bilgilendirme aşamasında bu derneklerde de omuz omuza çalışmaktayız. Yine aynı şekilde merkezimiz 12 yıldır Lizozomal Hastalıklar Kongresi'ni bizzat kendisi yürütmekte. 2 yılda bir yapılan ve burada birçok klinik çalışmalar, ileri çalışmalar, faz çalışmaları burada Türk bilim adamlarına ve uluslararası bilim adamlarıyla tartışılmakta. Faz 1 merkezimize gelince, faz 1 merkezimiz dediğim gibi klinik çalışmaları yürüttüğümüz merkez. Kadromuz bu şekilde. Sertifikamızı gördüğünüz gibi 2018'in Ocak ayında ilk kez aldık. Çocuk metabolizma bilim dalı Türkiye'nin nadir hastalıklar alanında bu faz 1 merkezinin ilklerden biri. Genel ilaç araştırmaları kapsamında da 5. faz 1 merkezi olarak sertifikamızı almıştık. Türkiye'de ilk kez ve dünyada 2 merkezden birisi olarak MPS tip 3A hastalığında faz 1 enzim deplasman tedavisi yürütüldü. Şu anda faz 2 çalışmasına geçildi. Bu birimde hastane bünyesinde istihdam edilmiş bir saha koordinatörümüz var. Ancak çalışma koordinatörlerimiz çok fazla. Ona yakın çalışma koordinatörü de ayrıca çalışmakta merkezimizde. Araştırma olanaklarımız ayaktan deneysel ilaç tedavileri yapılmakta. Yataklı ünitemiz çok büyük değil. Çocuk sağlığı hastalıkları içinde. Çocuk yoğun bakım merkezinde bir tane izolasyon odamız, HEPA filtreli odamız var. Faz 1 merkezinde tanımlanmış ve yataklı servislerimiz mevcut. Faz 1 klinik araştırma merkezimizde şu anda 2 adet yurt dışı destekli faz 1, faz 2 çalışması. 12 adet de yine klinik araştırma çalışmalarımız devam etmekte. Dünyada ilk kez 3 adet nadir hastalıkla ilgili ilacın ruhsatlandırması, yurt dışı destekli araştırmalar bizzat merkezimizde yapıldı.
Bu araştırmaların pek çoğunda çocuk metabolizma ünitesi Türkiye'den tek dünyada ise sayılı merkezler arasında yer aldı. En son Türkiye ve dünyada ilk kez MPS-3B hastalığında benim PI'ye oldu, ülke PI'ye, yani Türkiye'de tek merkez olarak yürüttüm ve dünyada 7 merkezde yürütülen faz 1, faz 2 çalışması. Ancak biz faz 1 merkezi kurmadan önce bu faz 1 çalışması başladığı için faz 2 olarak bu çalışmaya dahil olduğumuz direkt intraserebroventriküler, direkt omaya kateter takarak beyin içine, ventrikül içine enzim tedavisi veriyoruz. Haftalık 5 hasta. Dünyada da 20 hastanın en büyük hasta grubu olarak, 5 hasta olarak biz yürütüyoruz. Hala da devam etmekte bu çalışma. Tamamıyla Gazi Üniversitesi'nde planlanan, Türkiye ve dünyada ilk kez metilmalonik asitemi hastalığında nedene yönelik tedavi projemiz TÜBİTAK destekle devam etmekte yine merkezimizde. Ben merkezimizden ve bölümümüzden bu şekilde bahsetmek istiyorum. Biz aslında yeni de sayılarız, yeni bir merkeziz ama biraz önceki hocamızın da bahsettiği kamuda olmanın tabii ki avantajlarının yanında dezavantajları da maalesef mevcut. Birçok alanda merkezimizi genişletmek, büyütmek, Erciyes Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi gibi kendimize ait büyük bir binamız olmasını çok isteriz ve bu konuda da birçok çalışmamız var. Rektörümüz bu konuda bize destekliyor, dekanımız çok destekliyor, başhekimimiz destekliyor. Şu anda merkezimizin, hastanemizin E-blokta, 9. katta tamamen bir alan ihalesi gerçekleştiriyor. Merkezimizi buraya faz 1 merkezi olarak büyütmeyi planlıyoruz ve amaçlıyoruz. Gayemiz daha iyi, nadir hastalıklar konusunda daha fazla çalışma yapmak. Bu konuda bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Gazi Üniversitesi'ne de. Şimdi 9 Eylül Üniversitesi'ne geçiyoruz. Fatih Demirkan hocamız bize bilgi verecek. Yani İzmir'e dönüyoruz tekrar. Evet Fatih hocam. Mikrofonumu açayım. Şu telefonumu müsaadenizle bir kapatayım. Çok arayan oluyor. Uçak modu. Evet. Ekranımı paylaşıyorum. Evet. Zoom şeyine de alıştık artık. Diğer konuşmacıları küçülttüm. Sadece Kaan kaldı. Peki. Evet, herkese merhaba. Ben de kısaca kendi faz 1 ünitemizi tanıtacağım. Hikayesiyle başlayacağım. Sonra lokalizasyon amaçlarımız, nasıl çalıştığımız hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu eski faz 1 ile denetimi, bu faz 1 ünitesine niyet ettiğimizde var olan kılavuz 2011 kılavuzuydu. Biz buna göre hazırlanmaya başladık. Nereden buraya geldik? Ben 2010'dan beri klinik araştırmaların içindeyim bir hematolog olarak. Zaten biraz da bu çalışmalar bizi faz 1'i düşünmeye yönlendirdi. Yani bunları elimizde olmadan pipeline'ları da incelemeye başladık. Yeni ilaçlara karşı ilgi duyduğumuz için. Bu doğal bir süreç olarak gelişti. 2018'de başvurduk. İlk başvurumuzu yaptık. Fakat ondan sonra bazı yapısal şeyleri yetiştiremediğimiz için en önemlisi bir giriş kapısı açmaktı. Mekanımız vardı. Onun teşrifatıyla ilgili. Sonra tekrar randevu istedik TCK'dan. O sırada da yeni kılavuz yayınlandı. Ve denetlememiz de bu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yeni kılavuzuna göre denetlememiz oldu. Nisan 2019'da denetlememiz yapıldı. Ve sertifikalandık. Uluslararası geçerli olan bir sertifikalandırma yapıyor biliyorsunuz bu birim. Yapılanmamız nasıl? Biz hastane içinde kurulmuş, şimdi yerine değineceğim bir birimiz ve başhekimliğe bağlıyız. İdari sorumlusu benim. Bir faz 1 klinik araştırma merkez yönetim kurulumuz var. Burada yasal olarak olması gerektiği gibi yine Yeşim Tunçok
var farmakolog olarak. Ben varım. KBB'den Cenk Hoca var. Anestezi yoğun bakım sorumlusu Necati Gökmen var. Zaten yapılanmamız da buraya çok yakın bir yerde. Kendisi o yönden çok büyük rol oynadı bu ünitenin kurulmasında. Psikiyatriden de aynı hocamız var. Bugün çalışma kalite şeyine önem veriyoruz. Hem sekreteryamızı hem de kalite güvence yönetimine bağlı olarak çalışan sekreteryayı yapan Buket Erbayraktar yapıyor. Aynı zamanda kendisi bizim TÜİK'in yapılanmamızın da sekreteri Yeşim Hoca ile çalışıyor. Bu yüzden çalışmamızı da bir kolaylık sağladı. Dokümantasyon ve dokümantasyon takibimizi de bizzat sekreterya yapıyor. Eksiklikler konusunda da bizi uyarıyor. Klinik birim şeması var tabii bu idari şey dışında. Sorumlu araştırmacı olarak merkezimizde farmakolog doktor olarak Yeşim Tunçok var. İdari sorumlu olarak ben varım. Eczacılarımız var. İkisi de 20 yıllık tecrübeleri olan eczacılarımız. Onların da bu faz 1 yapılanması sırasında çok büyük desteğini gördük. İki tane pratisyen hekimimiz var. Hemşirelerimizin hepsi yoğun bakım hemşirelerimiz. Hepsi rotasyonel bazda bizim ünitemizde çalışacaklar. Yine konsültasyon olarak kardiyolojiden, anesteziden yedek üye olarak ve nörolojiden destek alıyoruz. Söylediğim gibi sekreteryamız var. Laboratuvar yapılanmamızı da bu şema kapsamında tamamladık denetlemeden önce. Burada en önemli efektör organımız Klinik Araştırma Merkez Yönetim Kurulumuz. Tıp doktoru olarak merkez idari sorumlusu var. Şu anda ben burada görev yapıyorum. Yine yasal olarak olması gereken farmakoloji alanında uzmanlığını almış tıp doktoru. Bir anesteziyolog gerekli görüyoruz ve klinik araştırmalar alanında deneyimli en az iki tıp doktorunu da yönetim kuruluna dahil ediyoruz. Burada yönetim kurulu iki yönlü çalışıyor. Bir çalışmayı alan kişi, faz 1 çalışmasını alan kişi bize başvurabiliyor burada yapmak için. Veya bazı başvurular açıkçası faz 1 koordinatörlüğüne oluyor. Biz gerekli fizibilitenin yapabilmesi için bir sorumlu araştırmacı, dala uygun biz arıyoruz, teklif ediyoruz. İki yönlü de gelişebiliyor. Bu faz 1 klinik araştırma merkezinde uygulanması öngörülen araştırma protokolü önerilerin değerlendirilmesi prosedürü doğrultusunda yapıyor. Kısaca özetledim. Yine araştırmanın sorumlu araştırmacısı ve araştırma ekibinin nitelikleriyle deneyimi yönetim kurulu tarafından inceleniyor. Yine özgeçmiş, risk değerlendirmesi, yasal etik bilgiler, güvenlik bilgiler, araştırma broşürü hepsi yönetim kurulunun değerlendirmesi sorumluluğunda. Potansiyel riskleri gözden geçiriyoruz. Ve bu sadece başlangıçta değil, araştırma süresince de bu gözlemimiz geçerli. Buna uygun bir yapılanmamız var. Yine uyumsuzlukları tespit ettiysek bunları azaltmak için eylemleri önermek ve önerilerin belgelenmesi de sorumluluğumuz altında. Her çalışmaya özgü bir klinik araştırma protokolü risk değerlendirme formumuz var. Bunu mutlaka faz 1 çalışması yapacak sponsorun doldurmasını ve bize sunmasını istiyoruz. Çalışmaya özgü olması önemli çünkü her çalışmadan çalışmaya da bu bazı farklılıklar arz edebiliyor. Yönetim kurulu yüksek riskli bir araştırma ürünüyle yapılacak klinik araştırmalarda risklerin belirlenmesi, değerlendirilerek azaltılması konusunda özellikle güvenlik sorunlarını üst düzeyde kapsamlı olarak ele alıyor. Evet, son olarak da ne yapıyoruz? Burada ekstra personel kaynaklar değerlendirilmesi, bazı çalışmalarda özel bir kurtarma ilacı, antidot, yoğun bakım personeli, senaryoların önceden simülasyon yapılması,
güvenlik toksikoloji ile bilgilerin değerlendirilmesi ki farmakolog bu konuda özellikle çalışıyor. Tasarımın uygunluğu hepsi etik kurula sunulmadan önce bizim tarafımızdan da veya paralel olarak değerlendiriliyor. Görüldüğü gibi normal çalışma prosedüründen faz 1 yapılanması bazı değişiklikler arz ediyor. İş akış şeması bunun içinde detayını almayacağım ama bir gönüllü havuzunun oluşturulması var. Buna da başladık. Covid süreci biraz bizi engelledi. Geçen yıldan beri daha hızlı yol almamızı ama buna rağmen 20-30 kişilik de bir gönüllü havuzu oluşturmayı başardık. Evet, bir de faz 1 komitesi oluşturduk hastanede. Bir başhekim yardımcısı, hastane kalite yönetim direktörü ve kalanı bizden, merkez idari sorumlu, sorumlu araştırmacı, yoğun bakım uzmanı, eczacı, hemşire olmak üzere. Bu da hastane içinde bunun koordineri olarak çalışmasını garanti altına alıyor. Geri kalanı biraz bizim reklamımızı, tanıtımımızı içeriyor. Neler yapalım? Bunu ilgili farmasötik firmalara tanıtım görevini özellikle ben üstüme almış durumdayım. Bu da özellikle erken faz çalışmalar yönünde tanıtımımızı da yapmaya çalışıyoruz. Yatak sayımız, özellikle aday olduğumuz en başta kendi dalımla ilgili hematoloji, onkoloji konusundaki altyapı kapasitemiz. Burada 4 yataklı, şimdi şeyini göstereceğim. Bir anestezioloji yoğun bakıma komşu, 4 yataklı bir ufak faz 1 ünitemiz var. 4 hemşiremiz görevli, 2 pratisyen hekimimiz var, 2 anestezi konsültanımız ve birer de kardiyoloji ve nöroloji konsültanımız var. Bu girişi buradaki gecikme yüzünden 2019'a kalmıştı. Bu iç kısmı yataklarımız. Aslında bizim kendisi de yoğun bakım nitelikleri arz ediyor altyapısı bakımında. Yoğun bakıma komşu olmakla birlikte. Aslında incelediğimiz zaman çoğu kişi çalışma içinde yoğun bakım yakınlığı, çabuk transfer edilebilmesi çalışmalar içinde bir önemli artı arz etmekte. Evet, bu da toplantılarda olsun. Hazırladığım bir poster, faz 1 ünitemizi tanıtmak amacıyla kullandım. Ne yaptık? Covid hakikaten bize bir şey vurdu. Başladığımız bir iki çalışma sponsor tarafından kapatıldı Covid süresince bu Mart ayı başında. Ama önümüzdeki yıl başlayacak çalışmalarımız var. Bunların sözleşmesi hazırlandı. Kesinleşmiş olan çalışmalar 3 hematoloji, 1 gastroenteroloji, 1 onkoloji ve 1 pediatri çalışmamız var başlayacak olan. Önümüzdeki 3 ay, yılın 3 ayı içinde başlayacak bunlar. Yine fizibiliteleri yapılan diğer ana bilim dallarına ait çalışmalar var. Kardiyoloji önemli bizim için. Nöroloji önemli. Türkiye'deki en fazla MS hastasına sahip poliklinik bizim nörolojide. Yine enfeksiyon hastalıkları önemli. Bildiğiniz gibi COVID-19 süreci yaşıyoruz. Bir tane erken faz bir aşı çalışmasının da bize başvurusunun yapılacağını öğrendim. Anestezioloji önemli. Herkesin çok iyi bilmediği oftalmoloji var. Bunun da kendine özgü faz 1 çalışmaları hem cihaz olarak hem de farmasötik olarak mevcut. Yani özetleyecek olursam, kuvvetli yönlerimizi söyleyecek olursam, biz multidisipliner klinik amaçlı bir faz 1 ünitesiyiz. Hastane içinde yapılanmamızı bir avantaj olarak görüyoruz. Uluslararası çalışma tecrübesi olan bütün dallardan öğretim üyelerimiz var. Sözleşme ve etik kurul dosyaları birbirine paralel olarak sunulabiliyor. Etik kurul kararımız 15 günde çıkıyor. Sözleşme incelememizi de 4 haftada bitiriyoruz. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Evet, sevgili Fatih Hocam çok teşekkürler. Şimdi sırasıyla
Kayseri, Ankara ve İzmir'den sonra tekrar bu sefer İstanbul'a dönüyoruz, Koç Üniversitesi'ne. Koç Üniversitesi tabii sanıyorum diğerleri hep kamu üniversitesi. Bu 9 merkez içerisinde özel sektör diyebileceğimiz tek üniversite. O açıdan da belki farklı şeyler dinleyebiliriz. Profesör İhsan Solaroğlu dinliyoruz Koç Üniversitesi'nden. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, İstanbul'dan hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Ve toplantının organizasyonunda yer alan ve emek harcayan tüm hocalarımı da buradan saygıyla selamlıyorum. Ben Koç Üniversitesi'ndeki Klinik Araştırma Merkezi bir ekosistemin parçası. O sebeple öncelikle Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi ve onun da parçası olan Faz 1 ve Faz 1'in dışındaki Klinik Araştırma Merkezimizin tanıtımını size yapmaya çalışacağım. Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi, kısaca KUTTAM, 2017 yılında o zamanki adıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanmış, özellikle biyomedikal araştırmalara adanmış, ancak beraberinde ilaç geliştirme dahil tüm nitelikli temel araştırmaları da destekleyen bir multidisipliner araştırma merkezi. Başlarken duvarları yıkıyoruz sloganıyla çıktık. Bu sadece disiplinler arasında örülmüş duvarları yıkmak değil, beraberinde üniversite sanayi işbirliğini en üst seviyeye çıkartmak için sanayiyle ya da ekosistemin diğer paydaşlarıyla aralarımızda örülmüş duvarları yıkmak anlamında bu mottoyla çıktık. Ve hali hazırda kuruluşumuzun geçen yıl 2019 yılının Şubat ayında resmi açılışımızı yaptık. Kuruluşumuz bir zaman sürecine yayıldı ve 4. yılımıza geldiğimizde bugün itibariyle yaklaşık 7500 metrekarelik bir alana sahip 57 akademik personelin araştırmasını yürüttüğü, 79 doktora, 25 yüksek lisans olmak üzere ki hepsi tam zamanlıdır. 104 yüksek lisans öğrencisinin araştırmalarını barındıran 23 çalışan personeliyle ve 27 postdoc araştırmacısıyla 10 temel merkezi laboratuvardan oluşan bir altyapıya sahibiz. Ve hali hazırda 4 yıl içinde araştırma merkezimiz 96'sı ulusal, 37'si uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiş 130'un üzerinde projeyi alma başarısı gösterdi ve bu yürütülen araştırmaların toplam aldığı fon miktarı 130 milyon liranın üzerindedir. Web sitemizden tüm detaylarını görebilirsiniz. kuttam.kavu.edu.tr. Çok fazla detaya girmeyeceğim. İki kampüsümüz var. Rumeli Feneri kampüsünde bir merkezimizin bir parçası var ve Topkapı'da yer alan Koç Üniversitesi'nin hastanesi içinde alanımız var. Tabii ki böyle bir araştırma merkezine sahip olmak zaman içinde çatımızın altına bir de klinik araştırma ünitesinin eklemlenmesi zorunluluğunu doğurdu. Klinik araştırma ünitesi aslında araştırmacılara ya da endüstriye bir klinik araştırmanın tasarımından tamamlanmasına kadar her aşamada duyduğu akademik, bilimsel ve teknik desteği sağlamak üzere kuruldu. Neydi motivasyonumuz? Özellikle klinik araştırmalar açısından. Biliyoruz ki 2026 yılında global olarak bu klinik araştırma pazarı dünyada yaklaşık 70 milyar dolarlık bir hacme sahip olacak. Biz de ülke olarak buradan alabileceğimiz payın maksimumunu almak durumundayız. Bu bizim için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Biliyoruz ki klinik araştırmalarında coğrafi dağılımı yavaş yavaş gelişmekte olan ülkelere kaymakta. Bu da bizim için bir fırsat yaratıyor. 2018 yılı itibariyle her ne kadar faz 3 piyasayı domine etse de gelecekte en hızlı büyümeye faz 1 araştırmaların olacağını biliyoruz. Bu da bizim için bir motivasyon. Tıp fakültemizin 3 öncelikli araştırma alanı var. Bunlar onkoloji, nörobilim ve yeni enfeksiyonlar. Tabii ki özellikle onkoloji alanındaki faz 1 araştırmaları da ve diğer fazlarda da oldukça yoğun bir ilgimiz var. Öte yandan klinik araştırmalar yürüten
dünyadaki saygın üniversitelerin klinik hizmet kalitesinin de arttığını ve ne kadar çok klinik araştırma yürütürseniz bu hizmet kalitesinde o oranda artacağını biliyoruz. Bu bizim için oldukça önemli. Onun dışında da özellikle kurumumuzda bu 4 yıl içinde de karşılaştığımız hipotezden son ürüne kadar özellikle inovatif ürünler konusunda araştırmacılarımızın yoğun çabaları ve aldıkları fonlar var. O noktada bir henüz başlangıç aşamasındayken sertifikalandırma, ruhsatlandırma konuları dahil olmak üzere her konuda teknik ve lojistik destek alabilecekleri bir merkeze ihtiyacımız doğdu. Şöyle biraz karmaşık gelebilir ama şöyle bir yapılanmamız var basitçe. Klinik araştırma ünitemizin bir direktörlüğü var. Şu an ben direktör olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda KUTTAM'ın direktörüyüm. Kalite yönetimi ve koordinasyonun dışında proje yönetimi, eğitim, istatistik ve metot, medikal yazım yani edisyon, legal ve ekonomiyi ilgilendiren konularda danışmanlık alabilecekleri araştırmacılarımızın ofisler var. Bu sadece kendi bünyemizdeki in-house araştırmacılar için söylemiyorum. Dışarıdan da herhangi bir gerek endüstri partneri ya da bağımsız bir araştırmacı gelip yürüteceği bir klinik araştırmanın legal yönleriyle danışmanlığını alabileceği ya da istatistik ya da metot konusunda danışmanlık alabileceği bir birimimiz var. Öte yandan bütün klinik araştırmasını yürütmüş ancak bunu literatüre kazandırmakta yeterli tecrübesi olmayan herhangi bir araştırmacı da gelip bizim medikal yazım hizmetlerimizden rahatlıkla danışmanlık alabilir. Onun dışında da proje yönetimi konusunda gerek etik kurullara yapılacak başvurular, gerekse bu konuda çeşitli legal otoritelerin belirlediği kurallar konusunda da rahatlıkla birimlerimizden araştırmacılarımız ya da dış paydaşlarımız hizmet alabilirler. Tabii ki operasyon konusunda da özellikle sadece faz 1 için değil, diğer tüm araştırmalar için bir kurumsal anlaşmalar ve pazarlama departmanımız var. Rahatlıkla çok hızlı bir şekilde kurumsal anlaşmaları yürütebiliyoruz ve daha da önemlisi özellikle büyük şirketlerle çerçeve anlaşmalarımızı şimdi pek çoğuyla tamamlama aşamasındayız. Tamamladıklarımız var. Daha hızlı sözleşme imzalayabilmek için de gerekli yapılanmayı ve gayreti gösteriyoruz. Faz 1 merkezi bu yapının içinde bir parça. Bu ayrıca bir direktörlük gibi düşünün. Bundan sorumlu bir kişimiz var. Tabii ki gerek klinik anlamda, teknik anlamda ya da kat hizmetleri anlamında da her birinin sorumlusu var. Güvenlikten oda temizliğine kadar ya da teknik IT'den biyomedikal departmana, kalibrasyonlar biraz önce konusu geçtiği için söylüyorum. Hemşirelik hizmetlerinden farmakoloğa, eczacımıza ve burada görev olan medikal kişilere kadar, tıbbi pozisyonlara kadar. Özellikle burada görev alan hem araştırmacılarımızı hem de idari ve teknik personelimizi uluslararası biliyorsunuz City programdan eğitim alması konusunda zorunlu kılıyoruz. Böylece hem etik ilkeler hem de özellikle NIH ya da benzeri kurumların düzenlemeleri ve otoriteler konusunda da kişiler bilgi sahibi oluyorlar. Burada önemli gördüğüm ve vurgulamak istediğim konulardan bir tanesi laboratuvarlarımızdan birinin, core yapılanmamızdan birinin biyostatistik, biyoinformatik ve veri yönetimi olduğunu belirtmek isterim. İstatistik ve metoda destek veren bu core laboratuvar sadece bugün itibariyle bir danışmanlık hizmeti veriyor ancak geleceğe yönelik bir büyük genomik datanın ya da klinik araştırma datasının da özellikle kurum içinde başlatılan yönetiminden sorumlu bir birim olarak faaliyet gösterecek. Biz 2019 yılının Kasım ayında yetkilendirildik faz 1 araştırma merkezi olarak ve burada klinik araştırma merkezinden ve faz 1 araştırma merkezinden fotoğraflar görüyorsunuz. Hali hazırda 7 yatak aktif ancak 14 yatağa istediğimiz an çıkma kapasitesine sahibiz. Topkapı'daki hastanedeki 4. katta bir faz 1 araştırma merkezimizin katı var, servis olarak düşünebilirsiniz. Onun dışında da klinik araştırma ünitesinin hastane içinde
gelen hastalara tüm kolaylığı sağlayabilmesi için ayrı bir alanı var. Burada spesimen toplama, işleme ya da muayeneden toplantı odalarında bilgilendirmeye kadar, kan almaya kadar her türlü fasiliteye sahibiz, arşiv dahil olmak üzere. Bir yıl oldu diyebiliriz kurulalı. Şu ana kadar yürüttüğümüz ve sözleşme imzaladığımız araştırmaları görüyorsunuz. Bir tane FASBİR'in sözleşmesini imzaladık. Üç tane masamızda var. Sanıyorum 2021'in ilk ayı itibariyle onlarla da sözleşmelerimizi tamamlamış olacağız. Faz 3 konusunda tamamladığımız araştırmalar, iki tane faz 2 araştırmayı tamamladık. İlk yıl olmamıza rağmen bunu özellikle önemsiyoruz. Tabii ki başta söylediğim gibi sadece endüstri destekli araştırmalar değil, beraberinde tamamen araştırmacılarımızın geliştirdiği cihazlar ya da endüstrinin geliştirdiği cihazların da klinik araştırmalarını yürütüyoruz. Stop Parkinson, Tarabios bunlardan iki tanesidir. Tüm her şeyiyle fikirden son ürüne kadar her şey Kuttam çatısı altında gerçekleştirildi. Arçelik gibi sanayi paydaşlarımızın geliştirdiği cihazların da klinik testlerini biz yapabilir durumdayız. Ve bu yönüyle de yürüttüğümüz tıbbi cihaz araştırmaları var. 2021'in ilk klinik araştırmasının gene hipotezden son ürüne kadar COVID-19 enfeksiyonunun tanı kiti konusunda yapacağımızı ümit ediyorum. Şu an bu bizim tasarladığımız bir cihaz. Görsel ergonomisinden görsel tasarımına, çipin dizaynından know-how'una kadar ki bir VSL3 laboratuvarının da çatımız altında bulunduğunu söylemek isterim. TÜSEB'in desteğiyle ve ODTÜ işbirliğiyle koronavirüs tanısında ilk klinik araştırmamızı ve bu testin tanı kitinin validasyonunu ocağın ilk iki haftasında başlatmayı ve Ocak ayı içinde tamamlamayı planlıyoruz. Biraz geciktik, tamamen yurt dışındaki tedarik zincirindeki sorunlar yüzünden. Ama yüksek hassasiyetli, hızlı yanıt süresi ve düşük maliyetli bir testi inşallah müjdesini vereceğiz. Tabii ki ekosistemdeki tüm paydaşlarımızla stratejik işbirlikleri geliştiriyoruz ve faaliyet raporumuzu hepimizle paylaşacağız. İnsan kaynakları yönetiminde ya da süreç kalite yönetiminde de son derece hassasız. Sadece faz 1 ünitesinin yaklaşık 1000 sayfaya yakın bir SOP'si var. Geri bildirimleri önemsiyoruz. Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda da bütün süreçlerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Son olarak vaktimi aşmayayım. 7/24 kapılarımız herkese açık. Gerek endüstri paydaşlarına, gerekse diğer bağımsız araştırmacılara, kurum ve kuruluşlara. İstanbul'a geldiğinizde de her zaman ziyaretimize sizleri de bekleriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Koç Üniversitesi'ne de. Aslında sırada şimdi Argefar var Ege Üniversitesi'nden ama Ercüment hocamız dersten çıkışta konuşmasını yapacaktı. Onun için onu sona doğru alıyorum. Kendisiyle görüştüm biraz önce. Bu arada tabii Işık Hoca'yı saygıyla anıyorum. Argefar'ın konucusu ve bu faz 1 araştırmalarının öncüsü. Birazdan Argefar'a söz vereceğiz. Şimdi Profesör Feyzi Altuntaş'ı davet etmek istiyorum. Kendisi Ankara Onkoloji Hastanesi'nde özellikle kanserli ilaçlar açısından bu merkezi kurdu. Bu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onkoloji merkezleri sanıyorum şu 9 merkezden sadece birisinde şu anda onkoloji faz 1 araştırmaları yapılıyor ya da diğerlerinde öğrenebiliriz. Buyurun Feyzi Hocam. Evet, Kaan Hocam, birlikte nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bu arada sözüme başlamadan önce sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Covid nedeniyle hastalanan sağlık mensuplarına, sizlere ki ben de bir aydır çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Dün yeni işe başladım. Herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. İnşallah bu dönemden bir an önce hepimizin kurtulmasını dilerim. Tabii ki bu dönemde klinik araştırmalar da son derece önemli. Ben de Sağlık Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurumsal olarak 3 yıllık bir ayrı bir merkez, ayrı bir yapı, ayrı bir yönetim ve mükemmeliyet merkezine doğru bir çabamız var. Bu gayretlerimiz var. Bu gayretleri sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Hem sadece merkezin tanıtımı değil de hem bazı tespitler, dünyadaki ve Türkiye'deki bazı tespitler ve bu bakımdan da kendi neler yapıyoruz, ışık tutsun şeklinde
anlatmaya gayret edeceğim. Tabii bunu yaparken en önemli şey yapılırken heyecan duymak lazım. Hakikaten heyecan duymuyorsak bu işin olmasını çok zor görüyorum ülkemiz içinde. Tabii faz 1'e bakacak olursak az sayıda gönüllü güvenlik araştırmaları esasında akademisyenin ve akademik yapının da bence aynası. Büyük akademik yapıların bence aynası olmasıdır diye düşünüyorum. Burada da temel ilke John Sulston'un sözüyle başlamak istiyorum. Bazı şeyler kaderimiz mi? Hayır, bazı şeyler kaderimiz değil. Para kazanma düşüncesinin bilimde yeri yoktur. Eğer bunu bu amaçla yapıyorsak gerek kamuda gerekse vakıfta bu işlerle uğraşmamak lazım. Boş yere büyük çabaları, gayretleri harcamamak lazım. Onun yerine kaynakları daha rasyonel kullanmak lazım. Bu önemli bir cümle. Peki dünyada ve Türkiye'de durum ne? Yaklaşık 2018 yılı veresini getirdim ama 7000'in üstünde yıllık faz 1 çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de de yok dönecek kadar az. Peki yok dönecek kadar ama az ama mevzuatımız donanımlı bir, yani iyi bir mevzuatımız var. Donanımlı araştırmacılarımız var. Altyapımız hak ettiğimiz düzeyde hak ettiğimiz düzeyin çok çok altında. Çok altında. Yani nereye gidiyoruz? Hangi yoldan gideceğiz? Bunlar da önemli tabii ki. Ve bunun için de yine Albert Einstein bir sözü. Aynı şeyle yaptı. Farklı sonuçlar beklemek. Yıllardır konuşuyoruz. Ben öğrenciliğimden itibaren hep faz bir duyarım. Ama aynı şeyleri yapıp da farklı sonuçlar bekliyorsak hem de Albert Einstein dediği gibi deli miyiz? Deli değilsek de değişime liderlik yapmak lazım. Değişime liderlik yapmak lazım. Bunun için de teşebbüs etmek lazım. Tabii teşebbüs ederken de bunu biraz daha mektepli yapmak lazım. Alaylı değil. Bunun için de bunu da bilimin ışığında yapmak lazım. Ve 4 temel faktör söylemiş. Çevre, araştırıcı, merkez ve maliyet anlamında sıralarken. Bunların araştırmacı ve merkezle ilgili faktörlerin istatistik olarak anlamlı olduğunu söylüyorlar araştırmalar. Peki bu minvalde araştırmacı ait faktörlere baktığımız zaman biz Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 3 yıllık kurumsal bir deneyimde yaklaşık 80'in üzerinde klinik çalışmayı bitirdik bir hedef çerçevesinde. Faz 1 kısmına bakacak olursak bir tanesi biten, 4 tanesi de devam eden çalışmalar var. Tabii ki biz faz 1 anlamında 1 yıllık yeni bir merkeziz. Ama gelinen nokta ilgi düzeyi artmakta. 1 yılda henüz bu çalışmalar veya bu gayretin içerisinde olmak önemli. Ama en azından iklimin değişmesi açısından, araştırmacı faktör açısından önemli bir gelişme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Merkezle ilgili faktör bakıldığı zaman istatistik yine anlamlı. Biz bir akademik kapsamlı kanser merkeziyiz. Bir klinik araştırma eğitim programımız ve ilk klinik uygulama merkezimiz var. Gururla söyleyebilirim. Türkiye'de öncülük ettiğimiz bir alan. Bunun için bir ekibimiz var. Bu ilk klinik uygulama merkezi ve eğitim programında. 100'ün üstünde hemşireye klinik araştırma hemşiresi sertifikası verdik. Ve ciddi anlamda bir hemşire grubu dahil olmak üzere eğitimini sağladık. Hemen hemen doktorlarımızın, akademisyenlerimizin neredeyse tamamı, uzmanlarımızın neredeyse önemli bir kısmı, asistanlarımızın çoğunun bu sertifikasyon programına dahil olmasını arzulamaktayız. Ve mesafe kat ettik. 3 yıllık bir kurumsal deneyimimiz var. 80 üzerinde kapatma deneyimimiz var. Altyapı gelişmiş. Hastane onay süreçleri olabildiğince kısa. Ve hastanenin bir kalite güvence sistemi var. Ve bu kalite güvence sistemi de hastanede önemli bir farklılık oluşturmakta merkez anlamında. Faz 1 merkezine baktığımız zaman tabii ki yine TÇK'nın ilgili mevzuatına uygun bir altyapımız mevcut. Yine merkezde önemli bir faktör bu merkezlerin çalışmaya hasta dahil edilmeme ve hedefe ulaşamama faktörleri merkezlerin seçiminde önemli bir faktör. 3 yıllık deneyimde klinik araştırma merkezi olarak çalışmaya, bu faz 2, faz 3 için söylüyorum. Çalışmaya dahil edilememe 3, hedefe ulaşamama 7. Ve hedefe ulaşamamanın çoğunun da sebebinin sponsor veya destekleyici kaynak olduğunu söyleyebilirim. Bu da bakıldığı zaman evet, merkezin hasta dahil etme potansiyeli yüksek olduğunu göstermekte. Yine çevre faktörüne bakıldığı zaman niye merkezi seçelim, niye ülkemizi seçilsin? Merkez bazına bakıldığı zaman biz yılda
bir kanser alanında bir eğitim ve araştırma hastanesi, bir aslında yan dal hastanesiyiz. Yılda 1.400.000 kanser hastasına bakıyoruz. Yılda 10.000 civarı yeni tanı kanser olgusu var. Bunun 4.000 civarı solid tümör, yaklaşık 1.000 civarı da hematolojik kanser. Örnek, birkaç örnek verecek olursam, 1.000'in üzerinde meme kanser operasyonu, yine kolorektal ve mide giz kanseri dediğim zaman 1.000'in üzerinde giz kanserlerimiz var ki söyleyebiliriz. Yine 450 civarında lösemiler, 350 civarında lenfoma, 100'ün üzerinde miyeloma gibi hematolojik kanserler, yeni tanıdan bahsediyorum. Bir hasta potansiyeli var. Maliyet faktörleri, evet, merkez seçerken ana unsur değil diyor literatür. Maliyet değil de değer diyor. Eğer siz değeri yarıştırabiliyorsanız sponsor veya destekleyicinin maliyeti çok önemsemediğini söyleyebiliriz. Büyük merkezler ve büyük ülkeler özellikle seçimde önemli olduğunu ifade ediyoruz. Biz bir kanser hastanesi olduğumuza göre, ilaç konuştuğumuza göre medikal onkoloji ve hematolojinin büyük bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Örnek tıbbi onkolojinin 9 özelleşmiş polikliniği. Yılda yeni tedavi başladıkları 3.200 civarında yeni kanser ve takipte 10.000'lerce hastası. Yaklaşık 100 civarında bir kemoterapi, günlük kemoterapi merkezi ayaklanan, robotik kemoterapi ünitesi ve 20'nin üzerinde onkoloji uzmanıyla, bunun 10 civarı akademisyen olmak kaydıyla. Hematolojiye bakıldığı zaman lösemi, lenfoma, miyoloma ayrı poliklinikleri ve ayrı SOP'ler olan üniteler ve kemiğinin nakli yine ayrı bir yapı şeklinde özelleşmiş poliklinikler. Burada tamamen uzmanların çalıştığı bir sistem. Yılda 100'ün üstünde kemiğinin nakli, yaklaşık 9 yıllık süreçte 1.000'in üzerinde kök hücre nakli yapmış bir merkez. 52 tek kişilik nitelikli odası, kalite programı, uzmanlaşmış sertifikalı hemşireleri ve yaklaşık 15 civarında, ki bunun 5 civarı akademisyen olmak üzere bir uzman kadrosu var. Hastane için, merkez için en büyük artımızın şu olduğunu söyleyebilirim. Evet, biz 3 yıl önce gönül havuzuna başladık. Hematolojiyi bitirdik. Yaklaşık hematolojide 15.000 civarında bir gönüllü havuzumuz var. Gururla ifade edebilirim. Onkolojiye 1-1,5 yıldır başladık. Orada da 10.000 civarında bir kaydımız var ama hedeflerimizin çok çok altındayız. Onkolojide yaklaşık 50.000 civarında bir gönüllü havuz oluşturmak istiyoruz. Ama burada geldiğimiz nokta, bir yıllık süre içerisinde fena değil. Ama kabaca baktığı zaman hematoloji, onkoloji yaklaşık 20.000 civarında gönüllü havuzu oluşturduk. Ama burada daha kat edilecek yok, çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Uluslararası gönüllülüğün önemli olduğunu, en zayıf olduğumuz nokta bu maalesef. Uluslararası gönüllülüğümüz tamamen kişisel gayretlerimizle gidiyor. Burada hiç iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Burada da hep beraber bir çaba sarf etmek lazım. Ülkemizin de problemidir diye düşünüyorum. Gönüllülüğümüz maalesef yeterli düzeyde değil. Etik kurullarımız, evet, kurula ifade edeceğim, önemli bir nokta. Yani noktasına, virgülüne, imlasına değil, etik kurul hakikaten bunun etik açıdan, çalışmanın sağlıklı yürümesi açısından süreçleri yönetmekte ve etik kurul onay sürecimiz yaklaşık 15 gün. 15 günden daha geç çıkan hiçbir klinik araştırma başvurusu yok. Bu da bizim bir avantajımız gibi düşünüyorum. Burada bir yeniden yapılanma yaptık. Evet, istekli hekimin önemli olduğunu, PDR'nin anlamlı olduğunu söylüyorlar. Yani siz ne kadar merkez kurarsanız kurun, bir istekli bir araştırmacı ekibiniz var mı? İstatistik olarak anlamlı olduğunu. Evet, var. Hakikaten iyi klinik uygulamalara katılımın son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hafta sonu daha olsa ciddi anlamda katılımdan olduğunu söyleyebilirim. Multisimler bir çalışma grubuyla ve klinik araştırma iklimin oluşturulması anlamında bir istekli bir ekibin olduğunu, istekli bir yönetimin olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten bunu iş yükü olarak görmeyen bir yapımız var. Ve burada da ciddi bir mesafe kat ettiğimi söylüyorum. Biz akademik kapsamlı kanser merkezi, kanser tedavisinde kanser yönetimini felsefesine kendimize destur edindik. Bir onkolojik rehabilitasyon merkezi yaklaşık 6'nın üzerinde spesifik rehabilitasyon alanı oluşturduk. Psikonkoloji merkeziyle. Yine önemli bir farklılığımız, belki Türkiye'de önemli ilklerden birisi, klinik eczacılık uygulama ve ilaç danışma merkezleri. Gerek poliklinik düzeyinde gerekse kliniklerde. Yine palyatif bakımı, kanser palyatif bakım merkezimiz Türkiye'nin en büyük yapılarından biri. Kanser okulumuz var. Hakikaten bu modüllerin birisi de klinik araştırmalar üzerinde hasta ve hasta yakınları bu konuda eğitiyoruz.
Ve eğitim araştırma düzeyi bir doçent arkadaşımızı klinik araştırmaları eğitim koordinatörü yaptık. Belli bir eğitim programımız var. En önemli farklarımız bir uzmanlaşmış bir hemşire grubumuz var. Bizde her hemşire yaklaşık 400'ün üzerinde hemşire grubumuz var. Aktif çalışan. Bunların her biri onkoloji hemşireliği sertifika programına sahip. Bu bizim için bir güçlü bir yönümüz. Sertifikasyon eğitim birimlerinde çeşitli alanlarda sertifika programları yürütmekteyiz. Klinik eczacılıktan bahsetmiştim, kanser okulundan bahsettim. Klinik araştırma ekibi olarak başında benim. Yine medikal onkolojinin hocası, medikal onkolojiden öğretim üyesi 3 arkadaşımız Gönül Güzel. Hematolojiden yine 2 arkadaşımız daha. Yine farmakolog birisi, doçent arkadaşımız olmak üzere, bir de uzmanımız olmak üzere farmakologlarımızla beraber bir yapı, mevzuata uygun bir yapımız var. Ve fırsat olarak merkezin yüksek hasta sayısı, sayısı anlamında yaklaşık 1 milyon 400 bin civarında poliklinik yaptığımızı, 10 bin civarında yeni tanı olduğunu söylemiştim. Klinik çalışma ilgi düzeyi bir artımız söyleyebilirim. İyi eğitim araştırmacı olması, yönetim anlayışı bir merkezin için fırsat olduğunu söyleyeyim. Peki zorluğumuz ne? Yani, tercübeli personel yetersiz. Özellikle finansman konusunda, muhasebe konusunda, mali işler konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Yönetim olarak da tabii biz bunu görünce de hesap verilme, bugün yapıyorsun da yarın da hesap veriyorsun. Bu konuda biraz bizi yavaşlatıyor. Ama burada da bir mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Altyapı sorunlarımız her tarafta olduğu gibi laboratuvarın özellikle bir klinik araştırma merkezinin altyapısına uygun olması gereken bir laboratuvarın geliştirilmesi gerekiyor. Orada da bizim için kat etmemiz gereken bir alanlar. Dediğim gibi fırsat anlamında sağlık hizmeti bakımından yüksek bir hasta popülasyonu ve kanser alanında hizmet eden 102 akademisyenimiz var. Bu biz sadece kanserinde çalışan bir eğitim araştırmasının çok büyük bir rakam. Yaklaşık 400'ün üzerinde uzman ekibi, yani 150'nin üzerinde bir asistan kadrosuyla, büyük bir hekim kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Güçlü bir akademik altyapı var, spesifikleşmiş kanser alanında medikal onkoloji, radyasyon onkoloji, cerrahi onkolojisi, hematolojisi, köy hücre naklesi, palyatif bakım vesairesi anlamında. Neredeyse 7 bölge 81 ilden hasta kabul ediyoruz. Sadece ulusal değil, uluslararası alanda neredeyse 4 kıta hizmet veriyoruz. Ve en önemli bence artımız veri tabanımızın olmuş olması. Ama burada da kat edilecek daha çok yolun olduğunu söyleyebilirim. Zorluğumuz ne? Zorluklar herkes için geçerli. Sponsorların davranış modelleri, aynı merkezlere yönelme ve ikincisi de klinik araştırmanın farkındalığı da hala nedir, kobay anlayışının ben hala devam ettiğine inanmaktayım. Bu da bizim zorluğumuz diye düşünüyorum. Fırsat olarak mali açıdan avantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Ülke olarak söyleyebilirim, merkez olarak söyleyebiliriz. Ancak yani çok da avantajlı olduğumuz diğer ülkelerle kıyaslandığımız zaman, gerçi dolar kuru nedeniyle belki daha avantajlı hale gelmiş olabiliriz. Ama bunu bir artı gibi sunmamak da lazım. Ve güçlü yönlerimiz özetle bir akademik kapsamlı bir kanser merkezi, nadir hastalıkların istansının son derece yüksek olduğunu, büyük bir gönüllü havuzunun olduğunu, gelin bu gönüllü havuzunu hep beraber kullanalım. Uyumlu, istekli, vizyoner bir yönetim var. Kaliteli araştırmacılar var. Kaliteli veri üretmeye gayret ediyoruz. Ankara'dayız. Coğrafi konumumuz nedeniyle klinik araştırma eğitim birimimiz, iyi klinik uygulamalar merkezimiz ve hasta okulumuz var. Burada hem eğitim hem de farkındalığı oluşturmaya gayret ediyoruz. Ve yönetim anlayışı olarak kendimize bir hedef koymuştuk. Özellikle faz 2, faz 3 çalışmasında her yıl 500 gönüllü klinik araştırmada bunu başardık. Gururla söyleyebilirim. Her yıl 20 klinik araştırmaya dahil olmak, bunu da başardık. 3 yıllık süreçte 80'in üzerine çıktık. Bunu da başardık. Mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Orada zamana ihtiyacımız var. Özellikle de idari konularda finansman konusunda yetiştirecek elemana ihtiyacımız var ama belli mesafe kat ettik. Henüz kat edilmesi gereken anlamda da, hedef anlamda da her yıl 5 klinik faz 1 çalışmaya dahil olup bunu geliştirmek istiyoruz. Burada kararlıyız ve hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz diyoruz. Bize yani teşekkür ederim demiyoruz. Buyurun, başımızın üstünde yeriniz var. Biz neler yapılabilirse hem endüstri, hem destekleyicilerle, hem araştırma merkezi, hem gönüllülerle, hem araştırmacılarla
bir işbirliği yapmak istiyoruz. Hepimiz kadar akıllı değiliz. Gelin işbirliği yapalım diyoruz. Burada da böyle bir yönetim anlayışımız var. 2017'de biz esasında bir gece kondu gibi bir yere klinik araştırma merkezi kurup bir masa birkaç personeline vermiştik. O zaman bile demişlerdi ki ya hocam nereden hemşire buluyorsun? Yani ben klinikte hastayı bakacak hemşire bulamazken ben de şunu demiştim. Eğer bir hemşireyle hastane bir hizmet duracaksa kapat hastane demiştim. Evet, bugün baktığımız zaman onun üzerinde klinik araştırma hemşiresiyle hizmet verebilmekteyiz. Ve daha sonra o baraka gibi bir yerden biraz daha şartları iyileştirdik yaptıkça klinik araştırma merkezini biraz daha modern hale getirdik. Daha sonra faz 1 klinik araştırma merkezimizi kurduk. Çünkü bir hazırlık yapmıştık faz 1'e doğru. Hazır olmak, olumlu tutma sahip olmak. Başarı budur diye düşündüğümüz zaman. Ve şimdi de son derece mükemmel bir bina. 2 katlı yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan. Hakikaten güzel bir bina. Bir hayırseverin hastanemize kattığı bir bina. Ayrı bir binada, ayrı bir merkez olarak klinik araştırmaları yürütmeye gayret ediyoruz. Mükemmeliyet merkezi hedefimiz bu. Ama kat edileceğimiz çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Bunun için de hep söylüyorlar ya klinik araştırmalar artmalı, faz bir artmalı ama nasıl? Güzel bir karikatür hepimiz için de herhalde faydalı olur diye koydum. Çok önemli. Ama bütçe yok. Çok önemli. Rehber yok. Çok önemli. Destek yok. Personel yok. Ama yapmak da lazım. Peki nasıl olacak bu iş? Kendini göstermen için de bir şans. Başarırsan herkesi etkileyebilirsin. İlah olursun. Ya böyle bir dünya yok. Onun için de bütçe de gerekiyor, rehber de gerekiyor, destek de gerekiyor, personel de gerekiyor, işbirliği de gerekiyor, dayanışma da gerekiyor. Son derece önemli görüyorum bu karikatürü. Lütfen biraz daha destekleyici, özellikle idareci konuda olanların ve akademik yapım birbirinin desteklemesi, kıskançlık değil de destekleyen bir yapı, dilek ve temenni ötesine gelişmek ve çalışmak lazım. Ve son olarak da Aziz Hoca'nın sözüyle bitirmek isterim. Çünkü Nobel ödülü almış gururumuz. Bir akademisyen olarak, bir Türk olarak da gurur duyuyorum. Dilek ve temenni olmuyor diyor. Dilek, temenni ve algılı olmuyor diyor. Dilek, temenni ve algılı olmuyor. Çalışmak, çaba sarf etmek lazım. Kimse diyor çalışkan insanın karşısında duramaz diyor. Evet, ben de diyorum. Üretelim. Hepinize saygılar sunarım. Sorularınız olursa cevaplamaya da gayret ederim toplantının sonunda. Çok teşekkür ederiz Feyzi Hocam. Şimdi bir sağlık, bu 9 merkez içerisinde, yani bakanlıktan onay almış 9 merkez içerisinde 2 tane Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkez var. Feyzi Hoca bir tanesini söyledi. Şimdi hemen İstanbul'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne geçiyoruz. O da Sağlık Bakanlığı'na bağlı ünitelerden. İkincisi olması açısından önemli. Enes Karabulut sunumu yapacak. Sanıyorum farmakolog arkadaşımız. Evet. Saygıdeğer hocam, ben Doktor Mehmet Ertürk. Enes hocamla beraberiz bugün. Ben hastanenin baş hekimiyim. Kendi kardiyoloji uzmanıyım. Ben bir yapmak istiyorum müsaadeniz olursa. Sonra Enes hocama faz birinci sorumlusu Enes hocama sözü bırakmak istiyorum. Bir de Kaan hocam, size çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir fikir ve düşüncede bizi bir araya getirmeniz bence çok olumlu bir davranış oldu. Bu bizim hastanemiz Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi 10 yıllık bir geçmişi olan genç ve dinamik bir hastane. Bizim şansımız aynı zamanda preklinik çalışmalar içinde ideal dediğimiz 3000 metrekare kapalı alanı olan büyük bir deney laboratuvarımız olması. Bu COVID gerçekten bir fırsata döndü. COVID döneminde de hem bu merkez aktif olarak çalışmış oldu hem de daha hızlı bazı süreçleri ilerletme şansımız oldu. Ben daha fazla sözü uzatmadan, sizi de yormadan Enes arkadaşıma sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi toplantılar diliyorum. Bir sunum açıyorum. Teşekkür ederiz. Tabii idarecilerin böyle sahip çıkması çok önemli. Diğer araştırıcıların başarılı olabilmesi için. Şimdi Enes'i dinleyeceğiz. Evet hocam. Hocam geliyor inşallah. Ekran görünüyor sanıyorum. Çekilmesin. Herkese merhaba değerli hocalarım. Ben uzman doktor Enes Karabulut. Farmakoloji uzmanıyım. Bugün size bizim Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz 2 tane faz 1 merkezi var. Feyzi Hocam Ankara'da devam ettiriyor. İstanbul'da da biz varız.
Kısaca bir hastanemizden bahsetmek gerekirse, aslında biz hastane olarak kendimizi 3 farklı araştırma merkezi bünyesinde düşünüyoruz. Bir tanesi hastanemiz, her türlü klinik araştırmanın yapılabildiği hastane bir araştırma merkezi olarak düşünüyoruz. Bir tanesi biziz, faz 1 dahil bütün klinik araştırmaları bünyemizde yürütebileceğimiz İKUA. Biraz önce Mehmet Hocam da bahsettiği bir de İDEA'mız var. İDEA işte preklinik çalışmaların yapıldığı, deneysel araştırmaların yapıldığı bir merkez. Hastaneye bakıldığı zaman biz aslında bir dal hastanesiyiz. Kardiyoloji dal hastanesiyiz. Ama bu şu anlama gelmiyor. İşte sadece kardiyoloji ve KVC'nin olduğu bir hastane anlamına gelmiyor. Biz görüldüğü gibi işte kardiyoloji, çocuk kardiyoloji, KVC, çocuk KVC dahil olmak üzere aslında birçok ana dalda işte gerek poliklinik düzeyinde gerek servis düzeyinde birçok farklı dalda aktif bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bunu özellikle vurgulamak istedim. İDEA'ya geldiğimiz zaman İDEA gayet büyük bir merkez. Preklinik çalışmaların yapıldığı, hayvan laboratuvarlarının olduğu. Aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'de işte son zamanlarda Türkiye'de 2 tane GMP merkezimiz var. Biri İzmir'de olmak üzere. Diğeri de bizim bu İDEA Deneysel Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi. Türkiye'de GMP onayı olan 2 merkezden bir tanesi. Bizim İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezi'ne geçersek hastanemiz çok yeni, çok dinamik bir kadromuz var. Çok genç doçentlerimiz, profesörlerimizin olduğu bir hastane. İşte 10 senelik, 11 senelik bir hastane geçmişimiz var. Ama faz 1 de aynı şekilde aslında çok yeni sayılırız. İlk onayımızı 2015 yılında aldık. Ocak 2018 ve yakın zamanda Temmuz 2020'de 2 tane faz 1 yeniden resertifikasyon yaptık. TCK onayını aldık. Personel olarak aslında bir ekip çalışması yürütüyoruz. İşte idari sorumlularımız var. Mehmet hocamız, başhekim yardımcımız Kemal Bey. Ben hastanede tıbbi sorumlu olarak, klinik araştırma merkezinde tıbbi sorumlu olarak geçiyorum. Onun haricinde işte anestezi uzmanımız var. Laboratuvardan sorumlu biyokimya uzmanımız var. Sorumlu araştırmacılarımız var. Bir tane KVC, bir tane de kardiyolojiden olmak üzere sorumlu hemşirelerimiz var. Eczacımız var. Projeyle birlikte yürüttüğümüz, işte proje koordinasyonunda birlikte çalıştığımız arkadaşımız var. Biz hastanemizde, biz klinik araştırma merkezimizi birçok merkez gibi aslında sadece faz 1 merkez olarak değerlendirmiyoruz. Hem faz 1 klinik araştırma merkezi hem de bütün hastanemizdeki süregelen bütün klinik araştırma süreçlerini yönetebileceğimiz bir merkez olarak düşünüyoruz. Bunun için de temel bazı ana başlıklar oluşturduk. Hangi başlıklarda bir klinik araştırma süreçlerine destek olabiliriz diye. Bunlar ana başlıklarımız. Bir kısmı hedeflediğimiz başlıklar, bir kısmı da aktif bir şekilde yürüttüğümüz başlıklar. Sarı olanlar şu anda hastaneye ve faz 1 anlamında aktif destek verdiğimiz başlıklar. Bunlara bakarsak, primer temas contact point, bu çok anlaşılabilir bir başlık mı bilmiyorum ama sanıyorum üniversitelerde bu çok bir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü bir klinik araştırma yapmak istediğiniz zaman birçok insan karşınıza çıkıyor. Ama eğitim araştırmalarda öyle değil. Herhangi bir firma ya da herhangi bir akademisyen bir klinik araştırma yapmak istediği zaman bir muhatap bulmakta çok zorlanıyor. Kime gideceğim? Başhekime mi gideceğim? Araştırmacıya mı gideceğim? İşte sözleşmeyi kimle yapacağız? Hangi yolları izleyeceğiz diye bir kaotik bir hal alıyor eğitim araştırmalarda. O yüzden biz aslında temel olarak klinik araştırma merkezinde bir primer temas noktasıyız, contact point noktasıyız. Gerek firmaların, gerek IIT'lerin, işte araştırmacılarımızın direkt olarak temas kurabileceği, direkt olarak konuşabileceği bir alanız, bir merkeziz. Planlama ve konsültasyon aslında bu şey... Ses geliyor mu? Devam var mı? Geliyor ses. Evet, evet. Bir uyarı geldi de ekranda. Bakmayın.
Planlama ve konsültasyon aslında bu şey, ikinci aşama, seviye 2. Bunun amacı aslında şey, ilk geldi, ne yapacağımızı planlayalım. Bundan sonraki aşamada ilk geldik, tanıştık, konuştuk, bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonraki süreci nasıl birlikte yürüteceğimize dair bir başlık. Araştırma tasarım metodoloji zaten işte birçok firma bunu zaten yapıyor. Buna aktif bir şekilde destek olabiliriz. Daha çok bunu kendi araştırmacılarımız özelinde şey yapıyoruz. İstatistik anlamında biraz zayıfız. Biraz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu değişik kaynaklardan sağlayabiliyoruz. İşte fon bulma özellikle işte IIT çalışmalar için bizim ciddi bir şekilde TÜSEP, TÜBİTAK başta olmak üzere işte fon bulma süreçlerine destek olmaya yönelik çalışmalarımız var. En çok yaptığımız şeylerden bir tanesi özellikle kendi araştırmacılarımız üzerinde etik kurulu, etik CK'ya, otoriteye başvuru süreçlerinde aktif bir şekilde destek oluyoruz. Yine REDCap benzeri bir işte şey oluşum üzerinden belki ya da işte klasik Excel dosyası şeklinde bir araştırma kaydı veri tabanı oluşturmak istiyoruz bu anlamda. Visibility süreçlerine aktif destek oluyoruz. Bir proje koordinasyonu birimimiz var. Özellikle sözleşme süreçleriyle aktif bir şekilde desteklediğimiz bir sürecimiz var. Klinik araştırmalar servisi. Bir klinik araştırma merkezimiz var. Birazdan fotoğraflarda göstereceğim zaten. Bunu iki şekilde adlandırıyoruz. Bir, faz 1 çalışmaları yaptığımız bir merkez. Evet. Onun haricinde şey olarak da değerlendiriyoruz. Burası bizim hastanede her türlü klinik araştırmaların yapılabileceği bir merkez olarak da düşünüyoruz. Biz hastaneden bağımsız dışarıda ayrı bir yer değiliz. Biz bizzat hastanenin içinde bir servis şeklinde devam ediyoruz. Bu anlamda da şey, bütün hastanede yürütülmek istenen klinik araştırmalara da aktif destek verecek bir merkeziz. Tabii ki faz 1 klinik araştırma merkeziyiz. Desantralize klinik araştırma yönetimi bu şu demek, yani biz sadece kendi merkez olarak değil, siz kendi merkezinizde, kendi kliniklerinizde aktif bir şekilde bir şey yaparsanız biz size özellikle işte saha koordinasyonu ya da araştırma hemşiresi bağlamında da size destek oluruz. Sizin kendi biliminiz içerisinde de biz merkez olarak destek olabiliriz. Veri yönetiminde ve medikal informatik bu konularda kendimizi yine geliştirmeye çalışıyoruz. Arşiv alanında zaten hem birim içi hem de hastane içerisinde işte bir yönetmeliğinin gerektirdiği düzeyde arşivlerimiz var. Eğitim bütün hocaların da aktif bir şekilde sürekli vurguladığı şekilde biz de sürekli olarak GCP eğitimleri yapıyoruz. GCP eğitimlerinde sadece kendi merkez çalışanlarımız değil, bütün hastane kadromuza yoğun bir şekilde sürekli işte klinik GCP eğitimlerinden, ICU eğitimlerinden geçirmeye çalışıyoruz. Tabii bu arada Hamdi Hoca'yı ve işte Klinik Araştırmalar Derneği'nin katkılarını, bu eğitim konusundaki katkılarını da vurgulamak isterim. Toplum katılımı aslında bazı slaytlarda geçen özellikle yurt dışındaki birçok klinik araştırma merkezinde çok önemli olarak görünen hasta dernekleriyle iletişim başta olmak üzere gönüllülerin klinik araştırma süreçlerine katılımını teşvik etmeye yönelik çeşitli programlar oluşturuluyor. Bu konuda bir başlığımız var. Henüz başlamadığımız başlığımız var ama sadece gönüllü şey anlamında değil, sadece gönüllülerin dahil edilmesi anlamında değil, toplumun klinik araştırma farkındalığı anlamında da çok önemli bir başlık. Çünkü bugün hala denek kelimesi hala hem medyada hem toplumda hem kendi aramızda denek kelimesi hala kullanılabilir bir kelime olabiliyor. Ki biliyorsunuz denek kelimesi artık tarihe karışmış bir kelime olması gerekirken gönüllü ve katılımcı süreçlerine biz dahil olmuşken denek kelimesi devam edebiliyor. Kalite yönetimini biliyorsunuz zaten paydaşlarla iletişim noktasında son 1-2 senedir çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Gerek ilaç firmalarımızla, gerek kamu tarafıyla TÜSEP'le, hem TÜSEP'ten hocalarımızı ağırladık hem biz yanlarına gittik. Değişik farklı kamu ve özel sektör temsilcileriyle yoğun bir şekilde toplantılar yapıyoruz. Merkezimiz faz 1 onaylı merkez, 12 yataklı. İşte dinlenme alanı ve yemek alanının olduğu, acil çıkış ve transfer donanımlarının olduğu, böyle perdelerle ayrılan, arka tarafta dinlenme alanının olduğu,
aslında seviye 1 yoğun bakım standartlarına çok yakın bir merkez. Dediğim gibi biz hastane içerisinde merkeziz. Bu anlamda dinamik destek, yani aktif destek noktasında biraz kendi şansı da görüyoruz. Çünkü bizim servisin hemen yan tarafı acil. Bizim hastane yataklarımızın zaten 1/3'üne yakını yoğun bakım. Kendi yoğun bakımımızın içinde de bizim merkez için ayrılmış özel alanlar var. Ve bu anlamda aktif destek noktasında hani çok böyle sıkıyız. Ayrıca işte mavi kod uygulamaları zaten bütün hastanelerde var. Yani çok gelişmiş bir mavi kod ekibimiz var. O anlamda çok dinamik bir ortamımız var. Tabii ki sadece klinik araştırmalar servisi değil. Değişik odalarımız var. İşte dinlenme odası gibi, muayene odası gibi, toplantı odası gibi. İşte kalite güvence odası, muayene odası, tarama inceleme odası gibi faz 1, hepimizin bildiği faz 1 gerekliliklerini biz de yerine getiriyoruz. Bir web sitemiz var. Hastanemizin dışında ayrıca bizim merkeze özgü. Detaylı bilgi yine buradan alınabilir. Biz ayrıca web sitesinden şey de yapıyoruz. Bir gönüllü katılım formumuz var. Bu form üzerinden de mail üzerinden gönüllü de toplayabiliyoruz. Hani çok yoğun olmasa da ayda birkaç kişi de olsa mail üzerinden gönüllü katılımı sağlayabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne. Böylece 6 merkezi tamamladık, 7'ye geldik. Şimdi en son onay almış Sağlık Bakanlığı'ndan, ilaç kurumundan en son almış merkez Yeditepe Üniversitesi. Fahrettin Kereşdemir hocayla da bu konuda görüştük. O da bu toplantı için Turgay Çelik hocamızı görevlendirdi. O sanıyorum bu konuda bilgi verecek. Buyurun hocam, Yeditepe Üniversitesi en genç merkezi dinleyelim. Evet, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Devam edin lütfen. Çok iyi. Katılımcılara, tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Özellikle Kaan hocama teşekkür ederim. Biz Çiçekburnu'nda bir faz bir şey olarak, kliniği olarak gerçekten aranızı aldığınız için teşekkür ediyorum. Ben bu aşamada neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Bir de faz 1'e bizim bakış açımızın nasıl oluştuğundan bahsetmeye çalışacağım. Tabii bizim de hikayemiz diğer klinikler gibi bizde de dışarıdan gelen bir takım baskılar vardı. Bu baskılara baktığımız zaman Yeditepe Üniversitesi hep Yeditepe yeni fikir, Yeditepe yeni fikir, yani inovasyona yönelik bir zorlama vardı. Bu zorlama karşımıza hep biz farmakolog olduğumuz için ilaç geliştirebilir miyiz, biz ilaç bulduk gibi bazı konularda devamlı talepler oluyordu, toplantılar yapılıyordu. Fakat bunun ilaç geliştirmenin ne olduğunu kimse çok iyi bilmediği için, çok kolay olarak kabul edildiği için bizim bu işe girmemiz gerektiğini bu tür olaylar bizi yönlendirdi. Bunun üzerine biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz bu alanda diye çalışmaya başladık. Yeditepe Üniversitesi olarak 2016-2018'de iki defa Kalkınma Bakanlığı'na ilaç geliştirme mükemmeliyet merkezi adı altında laboratuvar kurmak üzere başvuruda bulunduk. Bu bağlamda hakikaten çok ders çalıştık. Bayağı uğraştık. Ama buradaki desteğimiz yeterli olmadı. Ama yılmadan yine devam ettik çalışmaya. Ama bu arada biz tabii boş durmadık. Yine güvenlik farmakolojisi alanında altyapımızı nasıl tamamlarız adı altına birçok aktivitede bulunmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi 2017'de sunduğumuz yine güvenlik farmakolojisi ile ilgili neler yapılabilir, testler nelerdir, neler gerekiyor zorunlu ki bu bağlamda da Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde bir laboratuvar kuruldu, Yüretam ismiyle. Bu da özellikle tıbbi cihaz alanında destek vermeye gayret ediyor. Halen çalışmalarını devam ediyor. Bu bağlamda biz Yeditepe Üniversitesi olarak ilaç geliştirmeye de yavaş yavaş kendimizi hazırlamıştık. Sonradan baktığımızda aslında biz çeşitli yönlerimizde aktifte olan 4 tane hastanesi olan
bir tane kampüsü olan hakikaten biz özel üniversiteler içinde kuruluş itibariyle de en eskilere dayanan üniversitelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla birçok imkanımız varken klinik araştırmalara niçin girmeyelim diye düşündük. Bunun en azından laboratuvarlarımızın akredite olduğunu biliyoruz. Bu laboratuvarlarla klinik çalışmaları sürdürebileceğimizi biliyoruz. Çünkü bütün denetimlerde bize klinik araştırmalar hakkında sorular soruluyor. Klinik araştırmanın dışında etik kurullar değerlendiriliyor. Nasıl çalıştığımız, hedeflerimizin neler olduğu değerlendiriliyor. Biz baktığımızda hakikaten en son aldığımızda da geri bildirimde çok iyi olduğunu, ilk defa bu kadar mükemmel bir dosyaya rastladığını söyleyince biz kollarımızı sıvadık. Sağ olsun bizim mütevelli heyetimize durumu ilettiğimizde o da bize olabileceğini değerlendirdi ve bunun üzerine biz Yeditepe Üniversitesi ARGE merkezine bağlı olarak İlk Klinik Uygulamalar Merkezi'ni açtık. Tabii bu süreç bir günde olan bir süreç değil. Aşağı yukarı 5 yıldır bu alanda bir çabamız vardı. Nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nasıl kurabiliriz? En sonunda büyük uğraşlarla, tabii bunun altyapısını hazırlamak için birçok arkadaşımızın emeği var. Kendilerini de burada, başta Sibel Hanım olmak üzere, Şükran Hanım olmak üzere, sanayiden özellikle aramıza transfer ettiğimiz, kalite konusunda hakikaten çok çabaları olan arkadaşlarımız sayesinde bu süreci tamamladık. Ve bu tamamladığımız süreç içerisinde Yeditepe Üniversitesi ARGE merkezine bağlı İlk Klinik Uygulamalar Merkezi faz 1 laboratuvarının aşıldı. Aşağı yukarı bir ay öncesinde de sertifikamızı aldık. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı da bu konuda bize yapıcı eleştirilerde bulundu. Biz çalıştık, bayağı uğraştık videolarla vesaire buna benzer. Sonunda çalışabilir, faz 1 klinik olabilme sertifikamızı aldık. Burada ayrıca Sağlık Bakanlığı'na da teşekkür ediyorum. Bizi bu pandemi döneminde yalnız bırakmadığı için. Gördüğünüz laboratuvarımız hastanemizin 4. katını ayırdık. Aşağı yukarı 4 tane özel odadan oluşan ve ikişer yatak kapasitesine sahip 8'e kadar çıkartabileceğimiz bir yatak kapasitesine sahip faz 1 klinik araştırmalar merkezimiz var. Bunlar araştırmacılarımızın sosyal tesisleri. Yeniden hepsi dizayn edilmiş, hepsi monitörize edilmiş. Hakikaten son derece düzgün şekilde, kalite standartlarına uygun şekilde oluşturduk. Bizim ARGE merkezimiz aslında Yeditepe Üniversitesi yönetimine bağlı ya da üniversitesine bağlı diyelim. Yeditepe Üniversitesi'ne bağlı ARGE merkezimiz var. ARGE merkezimiz aslında üniversite kurulduğundan beri İstanbul'daki birçok kamu kuruluşuna artı diğer üniversitelere ve özel sektöre her zaman için laboratuvar hizmetleri veriyordu. Burada özellikle daha önceden de bizim biyoeşlerlik laboratuvarımız olduğunu, biyoeşlerlik merkezi olduğumuz 2014 yılında da bunun kapandığını biliyoruz. Onun öncesindeki çalışmalarımızın da bunu yapabileceğimizi zaten göstermişti bize. ARGE merkezine bağlı olarak kurulduk. ARGE merkezi 3 yönetim kurulu üyesinden meydana geliyor. Bir tanesi klinik araştırmalardan sorumlu olan, bir tanesi yine mali konulardan sorumlu olan, bir tanesi diğer hukuksal yönden sorumlu olan 3 yönetim kurulu üyesinden oluşmakta. Tabii bu yönetim kurulu aynı zamanda bir de danışmanımız var dışarıdan. Özellikle klinik araştırmalar konusunda deneyimli bir danışmandan danışmanlık hizmeti alınıyor. Bunun dışında ARGE merkezi bu laboratuvarlarla birlikte diğer faz 1 kliniği için alacak şekilde bir ARGE müdürlüğü ya da ARGE merkez müdürlüğü oluşturdu. Bu ARGE merkez müdürlüğü daha önceki merkez müdürümüzün sorumluluğunda şu anda devam etmekte, yürütülmekte ama faz 1 klinik araştırmalar ayrı. Diğer laboratuvar kısmı ayrı olarak sürdürülmekte. Tabii ki onun altında birçok hemşiremiz, yardımcı araştırmacılarımız, kalite güvence sorumlularımız, analitik birimlerimiz.
Hepsinin eczacılarımızın olduğu, ben de sorumlu hekim olarak burada idare ve sorumlu hekim olarak bulunduğumu söyleyebilirim. Kendim de klinik farmakoloji, tıbbi farmakoloji uzmanı olarak burada görevlendirildim. Dolayısıyla bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii bütün yeni kuruluşların en büyük eksiklerinden bir tanesi gönüllü havuzunu oluşturmak. Bu bağlamda gönüllü havuzumuzu oluşturmaya çalışıyoruz ama eski gönüllü havuzumuz bizim elimizde ya da dosyalarımızda bulunan bir havuz vardı. Onu toparlamaya çalıştık. Toparlayalım, toparlama derken eski havuzdaki kişilerin bir kısmını katabildik, bir kısmını katamadık. Hepsi adres değiştirmiş, bir kısmı çalışmaktan vazgeçmiş. Onun için ama şu anda yeterli sayıya ulaştığımızı ama bunun giderek de artacağını düşünüyoruz. Tabii faz 1'in en önemli konularından bir tanesi de daha önceden klinik araştırma yapmış, klinik araştırma dosyaları değerlendirmiş bir farmak olarak preklinik değerlendirme çok önemli. Burada hocalarımızın özellikle benim üzerinde durmak istediğim dosyaların hazır hale gelmesi de preklinik verilerin özellikle değerlendirilmesi aşamasında ve EMA'ya, ICH'e ve FDA'nin kalite standartlarında olması gerektiğini ve bu bağlamda da bütün araştırmacıların en azından bu preklinik değerlendirme sürecini çok iyi değerlendirmesi gerektiğini biliyoruz ve bu bağlamda da biz özellikle bu preklinik değerlendirmenin neler olabileceği konusunda da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Diğer taraftan işin bir başka boyutu klinik değerlendirme. Bütün faz 1 çalışmalarında klinik değerlendirme yapılırken de tabii ki sadece toksite değil, sadece etkinliğe yönelik değil, hakikaten çalışmanın istenilen hedeflere ulaşmadığını ortaya koymak için klinik araştırma dosyasının özellikle protokolünde yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle uzman kişiler tarafından bunun değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra o zaman klinik araştırma yapılabilir hale geliyor. En son dün itibariyle baktığımda ClinicalTrials.gov hepimizin bildiği klinik araştırmaların kaydedildiği sitedir. Ena için. Baktığımda aşağı yukarı erken faz 1, faz 1, faz 2, faz 3 ve faz 4'te yaklaşık olarak 12 bin civarında 15 bin civarında klinik araştırma olduğunu görüyorum faz olarak. Bunlardan aşağı yukarı 5796 tanesi faz 1, 899 tanesi de erken faz 1 olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda ben faz 1'in çok düşük olacağını düşünmüştüm ama gördüğüm kadarıyla faz 1 çalışmalarda hiç de küçümsenecek miktarda değil. Onun için hakikaten faz 1 çalışma inovasyon hareketliliği arttıktan sonra daha da artacağını düşünüyorum günümüzde. Yani bu 24 saatlik veriye göre 8.9 ve 5.796 olarak gördüğümde sevindim. Niçin sevindim? Hakikaten faz 1 çalışmalarına yönelik belirli bir talebin olduğunu görüyorum ki bizim açılma nedenimiz de bu talepten dolayı zaten bu talebin de karşılayacağını değerlendiriyorum. Tabii ki diğer çalışmalar da olacaktır içindedir ama ikisini faz 1 ile erken faz 1'i topladığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Tabii faz 1 kendi içinde ikiye ayrılmış durumda. Erken faz 1 ve faz 1. Bunun birçok sebebi var. Birazdan bahsedeceğim ama erken faz ve faz 1 ve faz 1 dediğimiz zaman artık endüstrinin ve tıbbın da tedavi alanında değişiklikler oluşturduğunu görüyoruz. Niçin erken faz 1 diyoruz? Bireyselleştirilmiş tıp artmakta. Dolayısıyla tedaviler bireyselleştiği zaman araştırmaların da bireyselleşmesi veya artması gerekmekte. Özellikle nadir hastalıklar için yetim ilaç geliştirmeye kaydığını görmek hakikaten o zaman faz 1'in de artması demektir. Tabii bu durumda da faz 1 sadece bir toksite çalışmasından ziyade yeni bir rol üstlendiğini görüyor ki bu rolü de Türkiye'nin
rolünü burada da alması gerekiyor. Sadece 3 tane, 5 tane değil. Bu faz 1 kliniklerin eğer bu sayı artacaksa bir taraf... Damla Hanım'ın numarasını buldum, ulaştım. Hani iki nüsa mı olacak diye sordum. Tek nüsa dedi. Bir de her sayfaya paraf atacağım yine de, değil mi? Her sayfaya paraf atacağım. Atıyor hocam, mikrofonunuz açık. Oluyor. Tabii faz 1'in artık sadece eski faz 1 değil, yeni faz 1 olduğunu söyleyebiliriz. Erken faz 1 ile ve faz 1 ile birçok farklı hastaların farklı şekilde faz 1'lerinin yapılması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla faz 1 artık eskisi gibi sadece bir TOKS'te çalışması değil, çok sayıda karmaşık uygunluk kriterlerini de içerecek şekilde yeni prosedürlerin olduğu bir faz olacağını değerlendiriyoruz. Onun için de hakikaten işimizin artacağını, ülke olarak da işimizin artması gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii baktığımızda faz 1 klinik araştırmalar karmaşık hale gelmiştir. Hasta başına düşen maliyet de artmaktadır. Dolayısıyla faz 1'in diğer fazlar içindeki oranın da 160'lara yaklaştığını gördüğümüzde hakikaten diğer taraftan faz 1'e değerlendirebilecek kadar da keşfe yönelik, inovasyona yönelik ürünlerin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla faz 1'ler ülkemiz için hakikaten değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda işimizin faz 1 klinik araştırma merkezi olarak işimizin zor olduğunu biliyoruz ama halen bu süreci sürdürebileceğimizi, altından kalkabileceğimizi, ülkemize, üniversitemize, insanlığa yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Bizi özellikle yeni bir çiçeği burnunda faz 1 merkezi olarak toplantıya davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeditepe Üniversitesi faz 1 klinik araştırma merkezi olarak bu bağlamda da tüm katılımcılara sağlık, başarı, esenlik ve yanında da kar getirmesini, özellikle beyaz kar getirmesini diliyorum. İnşallah beyaz kar da gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet, Yeditepe'ye teşekkür ederiz. Yeni yıl dileklerine hep beraber katılıyoruz. Tabii zamanımız çok uzadı. O nedenle 7 merkez bitti. Şimdi Argefar temsilcisi Ercüment Hoca'ya söz vermek istiyorum. Dersten döndü kendisi. Tabii önceden Işık Hocamızı zikretmem lazım. Bu merkezin kurucusu ve Sağlık Bakanlığı'ndan bundan 10 sene önce ilk kez, yanlış hatırlamıyorsam, faz 1 onaylanan merkez de Argefar'dı. Doğru. Şu an Ercüment Hoca yürütüyor. Buyurun hocam, siz dinliyoruz. Ama 10 dakikaya geçirmezseniz çok memnun oluruz. Çok hızlı halledeceğim, merak etmeyin. Önce paylaşalım. Görülüyor herhalde slaytım değil mi Kaan hocam? Görülüyor, lütfen devam edin. Daha önce Kaan hocamın da bahsettiği gibi 1993 yılında Profesör Doktor Işık kuruldu ve 96 yılında yaklaşık 380 metrekarelik bir arada 3 kişi faaliyete geçti. Ben de o kişilerden biriydim. Bugün geldiğimiz yerde 6 farklı yerleşmede yaklaşık 107 kişilik bir ekip tarafından çalışıyoruz ve farklı alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Çıktığımız günde hocanın vizyonu çerçevesinde daha sonra röleve ettiğimiz 2016 yılında bir şeyle her türlü temel ve klinik araştırmalar yapmak, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarla ilgili projeler yapmak, geri ürün geliştirilmesi bizim özel alanlarımız. Biz tam anlamıyla bir projelerle kurulmuş merkeziz. Yapımız bu. Hemen hemen bütün birimlerimiz çeşitli bakanlıklardan onaylı ya da akredite ya da sertifiye birimler. En son preklinik birimimize ve biyosilerle ilgili bir birimimiz var. O birimimize GLP onayı almak üzere başvuruda bulunduk ve ön denetime geldiler. Nasipse raporlarını düzenledikten sonra gerekli işlemleri tamamlayıp bu süreci de tamamlamak istiyoruz. Farklı ürünler ve farklı gruplarla çalışıyoruz. Devre gıda analizleri dediğimiz bir grup var. Bunu tıbbi bitkiler için kurmuştuk. Bu korkunç bir boyuta geldi.
Preklinik bir ürünümüz, ürün geliştirme birimimiz var. Biyo yararlılık kliniğimiz ve laboratuvarımız var. Arkasından faz çalışmaları yaptığımız faz 1 kliniğimiz var. Demin Kaan Hoca'nın bahsettiği Türkiye'nin ilk faz 1 bölümü. Ve bunların hepsini bir arada çalıştığımız farklı birimlerden oluşuyor. Bu nedenle çok farklı bir grup. Bir marka belgemiz var. Hem logomuzun hem de ifademizin. Biz ilk olarak DPT'den 96'da aldığımız bir projeyle laboratuvarlarımızı kurmaya başladık. Ve ilk olarak 2002 yılında GLP İyi Laboratuvar Uygulamalar, o zamanki İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden onayını aldık. Daha sonra 98 yılında yine bir DPT projesiyle, şu anda MÜBİ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak, DAP ve Türk Akı'ya eşdeğer olarak Türkiye'nin ilk akredite laboratuvarını kurduk ve 2003 yılında başvurduk, 2005 yılında onay aldık. Bu ilgili sertifikalarımız. 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'na verdiğimiz gene bir biowaiver'larla ilgili bir projeyle GCP İyi Klinik Uygulamalar Olayı'nı aldık. Biyoyarının bir eşdeğerlik merkezi için 2002 yılında aldığımız GLP ile birlikte birleştirdik. Bugün için bu laboratuvarın, bu kliniğimizin ve laboratuvarımızın farklı görsellerini göreceksiniz. Sadece şu anda biz biyoyarının bir eşdeğerlik çalışmaları değil, bununla ilgili farklı projelere de destek veriyoruz. 2010 yılında aldığımız biyobenzer ürünler mükerret merkezi projesiyle az öncesi araştırmalar birimimizi, biyo ürünler birimimizi, Ar-Ge ve ürün geliştirme birimimizi kurduk. Ve şu anda bunlardan artık şu noktaya doğru geldik. İlk olarak faz 1 kliniğimizi kurmuştuk. Bununla birlikte dışarıdan gelen faz 1'leri yapıyorduk, global faz 1'leri. Ve faz öncesi araştırmalara döndük. Kalite kontrol örneklerine döndük. Ve şu anda örneğin Rusya'daki aşının ortamının verildiği bir grupla da beraber olmak üzere söz konusu ortamların üretimi, kalite kontrolü ve faz öncesi araştırmaları yaptığımızda projelerimiz var. Birden farklı faaliyetler gösteriyoruz. Tabii çok sıkıntılar var. Birazdan onlardan da bahsederiz. Bu almış olduğumuz 2020 yılındaki onayımız Sağlık Bakanlığı'ndan tekrar denetim sonrası faz 1 kliniğimizin. Faz öncesi araştırmalar birimizde bugün için fare, sıçan, kobay ve tavşanlarla çalışıyoruz. Ancak özel izinle domuz ve koyunla yaptığımız çalışmalarımız da var. Ve bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Ancak biz GLP'mizi sadece fare, sıçan, kobay ve tavşan üzerinde devam ettirmeye çalışıyoruz. 2015 yılına kadar faz öncesi araştırmaların içinde formülasyon geliştirme ve biyoteknolojik biyobenzer ürünler gelmişti. Formülasyon geliştirme birimimiz yıllar içinde oldukça önemli projelere imza etmeye başladı. Şu anda TÜBİTAK'ta söz konusu olan, yürütülmekte olan hızlı DNA aşısı geliştirmesi projemiz var. Bizim enfekte bu projenin alt başlığında devam eden ve 2020 yılında şu an için konuştuğumuz projemizin mükemmelliyet merkezi ikinci safhasına geldik. İnşallah yarın bu sunuyu tamamını projenin vererek sunmak istiyoruz. Mükemmelliyet merkezi bu 5 yıllık bir proje. Bunun sonucunda teknolojik hazırlık seviyesi 5-6'ya gelerek süreci devam ettirmeye çalışacağız. Kaan Hocam yeterince hızlı oldu mu? Sesiniz gelmiyor ama. Şimdi bizlerin üniversite olarak yaşadığı sıkıntılar ne? 2-3 tane faktörü var sıkıntımızın. Bir tanesi hem çok şanslı olduğumuz hem de çok zorlandığımız şey etik kurulumuz. Allah ömürler versin. Devamlı karşılıklı olarak bir takım süreçlerde sıkıntılar yaşıyoruz. Ne açıdan? Sanayi son ana kadar, daha doğrusu CEO'lar son ana kadar bir şeyleri yapıp içeri sokmak istiyorlar. Etik kurulların, bizim etik kurulumuzun, bu arada etik kurulun kuruluşunu da Ar-Ge Fuarı'nın üst katında Işık Hocam yapmıştır. Bütün dokümanların çoğu da hala da devam eden ama bir şekilde bu süreçlerde biz zorlanıyoruz. Elimizden geldiğince uyumaya çalışıyoruz ama hakikaten bu konularda biraz daha farklı süreçleri bekliyoruz, değerlendirmeleri bekliyoruz. Özellikle faz 1 çalışmaların olduğu noktada en azından rigid bir şeyden ziyade konuşmalar şeklinde ve bakanlığa danışma şeklinde
süreç yürürse çok daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Bizim bireysel olarak yaşadığımız sıkıntı Ar-Ge Bir Araştırma Uygulama Merkezi ve bütün hizmetleri dışarıdan alıyor. Laboratuvar hizmetlerini dışarıdan alıyor, hastane olanaklarından faydalanmıyor. Hemşire hizmetlerini dışarıdan alıyor, hastane olanaklarından faydalanmıyor. Anestezi, ambulansı, her şey dışarıdan yürüyor ve bunu devlet çatısı altında yürütmeye çalışıyorsunuz. Bu başlı başına bir zorluk getiren süreç. Bunu ne özel sektörün anlaması mümkün ne de devlet sektörünün anlaması için mümkün. Bu konuda artık başkentte yaptığımız görüşmelerle bir model bulmak istiyoruz faydalanalım diye. Ve bu merkezlerin kadrosu da yok. Kadrosu olmadığı için devamlı görevlendirmelerle gidiyor. Bu tür araştırma uygulama merkezlerinin en büyük sıkıntısı bu. Allah'tan demin ifade ettiğim gibi yaklaşık bir 107 çalışan içinden 57-58 tanesi sabit personel. Tabii bunların sürekliliğini ve maaşlarının ödenmesi de başlı başına bir de sürdürülebilirlikte. Düşünebiliyor musunuz? 107 kişilik bir ekip her ay 57 kişinin maaşını ödüyorsunuz. 162.860 lira maaş gidiyor mesela dün için gider. 860 lira değil 840 lira olduğu zaman saymanlık bu ödemeyi yapmıyor. Bu tür şeylerle ayrıca bireysel sürdürülebilirliklerde zorluklar çekiyoruz. Bütün umudumuz 65-50'ye geçtiğimiz takdirde bu başvurumuzu yaptık birinci de. Şimdi 1004 sonrası ikinci başvuru yapacağız. Bu süreci geçeceğimizi düşünüyorum. Evet, Kaan Hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben artık ev sahibi olarak son merkezin sunumunu yapayım. 5 dakikaya indireceğim ben de. Çünkü Sağlık Bakanlığı temsilcimiz bekliyor, klinik araştırma temsilcimiz bekliyor. Oldukça uzadı. Çok kısa bir şekilde sunmaya çalışacağım. 5 dakikaya indireceğime söz veriyorum. Sanıyorum paylaşıldı. Biz de kurum onaylı fazlı merkezlerinden biriyiz. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı olarak. Tabii onay alan ilk çocuk hastanesiyiz. Sanıyorum ilerletemiyorum. Evet. Evet. Tabii ben genel slaytları zamanımız daraldığı için geçiyorum. İşte şu listede gördüğünüz 9 merkezin temsilcilerini biraz önce 10'ar dakikalık konuşmayı da dinledik. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle ilk kez bu faz 1 onayı alan merkezleri bir network ağında birleştirmiş olduk. Umarım gelecekte beraber çalışmalar yaparız. Faz 1 çalışmaları sayısı maalesef ülkemizde çalışmaların %1'inden de az. Nihan'ın birazdan söyleyecektir. Tabii bu konudaki kılavuz da var. Oralara da bakılabilir. Ben bizim yaklaşık 10 yıllık bir süreyi tamamladık. Tabii biz hematoloji odaklı çalışıyoruz ve sadece kendi klinik hastalarımıza bakıyoruz. 10 yılda toplam 10 çalışmayı tamamlamış durumdayız. Yılda bir çalışma yapmaya odaklanıyoruz. Uluslararası merkezlerle birlikte çalışıyoruz. Böylece risk paylaşımı da yapıyoruz. Yani hastaların tamamı bizim hastalarımız olmuyor. Aşağıdaki partner ülkeleri görüyorsunuz. Amerika, İngiltere, Japonya, İsviçre, Bulgaristan, Malezya, Tayland gibi ülkelerle ortak çalışmalar yaptığımızda diyelim toplam 20 hastanın 2 tanesi bizim oluyor. Belli bir sırayla riski paylaşarak bunları yaptığımız için genelde hemofili ve talasemi ağırlıklı çalışmalar, deneyimli olduğumuz merkezler ve tamamı uluslararası çok merkezli çalışmalar. Yani bunlar tek başımıza kendimizin yaptığı çalışmalar değil. Son 10 yıllık süre içerisinde 21 tane hasta gönüllünün tarandığını, 16 tane gönüllünün dozlandığını görüyorsunuz. İnsanda ilk kez yapılan 3 tane çalışma var. Bunlardan 3 çalışmanın ikisi tamamlanmış durumda. Herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadık. Bir gen tedavisi faz 1 çalışmasına hasta taradık ama korona nedeniyle askıda bekliyor. Onu devam ettiremedik. Onun dışında gördüğünüz gibi farklı çalışmalar yaptık. Şunlar da çalıştığımız sponsorlar. Gördüğünüz gibi burada en çok Novo Nordisk firmasının desteğini almışız. Ayrıca Pfizer ve Takeda ve Bayer firmalarının ve Daiichi Sankyo firmalarının da çeşitli desteklediği uluslararası projeler yapılmış durumda. Hem genç erişkinlerde hem yeni doğan bebeğe kadar tutan farklı alanlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi daha çok 18-25 yaş arası bunlar doğumsal faktör eksikliği olan hastalar, doğumsal kanama hastalıkları. Bunlar kliniğimizin 30 yıldır deneyimli olduğu hastalar. Bunlar ön planda.
antikoagülan ilaçlarla yapılan çalışmalar daha tabii ufak bebeklere kadar iniyor. Ekibimiz oldukça geniş. Bunları tabii daha başka bir toplantıda çok ayrıntılı olarak sunabilirim ama farmakolog ve eczacımızı mutlaka bahsetmem lazım. Önce Sibel hocamız bize destek olmuştu. Daha sonra Cenk Can hocamızla farmakolog olarak devam ettik. Eczacımız da Ebru Hanım. Onlar çok önemli. Bütün dozlamalarda hep beraber oluyoruz. Yaş grubu ne olursa olsun hem eczacımız hem farmakolog hem klinisyen olarak bu faz 1 hasta gönüllerini içeren çalışmalarda hep birlikte çalışıyoruz. Malum sağlıklı gönüllerde farmakolog sorumlu araştırıcı oluyor ama burada hematoloji, onkoloji gibi çalışmalarda biz bizzat sorumlu araştırıcı oluyoruz ama farmakolog ve eczacı arkadaşımızla gördüğünüz gibi bütün dozlamalarda hep beraber oluyoruz. Son olarak beni yetiştiren hocam Güngör Nişli ve uluslararası alanda yanında çalıştığım, İtalya'da Milano'da çalıştığım Profesör Manucci'yi mentor olarak teşekkür ediyorum. Bu arada Güngör hocamız COVID, ağır bir COVID geçiriyor maalesef. Yoğun bakımda izleniyor şu anda. Kendisine şifalar diliyorum. Ve bu faz 1 çalışmalarında bize oldukça destek olan son yılda Oğuz Akbaş'a çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bize balık tutmayı öğrettiği için. Ve hemen konuşmamı bitiriyorum. Ki Sağlık Bakanlığı'ndan Nihan Hanım'a özellikle söz vermek istiyorum. Kendisini çok beklettik, kusura bakmasınlar. Fakat bütün 9 merkezin de sonuçlarını kısaca almış olduk. Şimdi tabii Sağlık Bakanlığı bu konuda çok önemli. Biz çok şanslıyız. Hem bu konuyu çok iyi bilen bir bürokrasiyle çalışıyoruz. Hem de güvenlik açısından herhangi bir konuda taviz vermiyorlar gerçekten. O açıdan kendimizi çok sağlam görüyoruz. Hem güvenlik hem etkinlik açısından. Ve İlaç Eczacı Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Nihan Hanım'a sözü bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben zevkle, keyifle dinledim. Size de teşekkür etmek istiyorum. Ben görevi başladığımdan beri ilk defa böyle bir faz 1 merkezinin bir araya geldiği bir network toplantısına katıldım. Bunun ileriki zamanlarda da devam edeceğini, daha detaylı olarak da ilerleyeceğini düşünüyorum. İşbirliği her alanda olduğu gibi bu alanda da çok önemli. Bazı faz 1 çalışmalar Türkiye'de de farklı birkaç faz 1 merkezde yapılıyor. Dolayısıyla merkezlerin sorunlarını, çözümlerini birlikte değerlendirmeleri, tartışmaları da çok önemli. Tekrar teşekkür ediyorum bu girişiminiz için. Ben de hızlıca hemen sunumumu tamamlayacağım. Burada klinik araştırma sayılarını görüyorsunuz. 2020 yılı Kasım ayı sonuna kadar buradaki veriler. İşte çok düşük seviyelerde seyrediyor. En yüksek rakam 2020'ye kadar 7'ymiş faz 1 çalışmalarda. 2020 yılı Kasım'ında bu sayı 9 olmuş. Şu an mevcut durumda 12 tane faz 1 çalışma başvurusu var. Bu gerçekten Türkiye'nin görmediği bir rakam. Faz 1 merkezlerinin sayısının artması burada tabii çok önemli bir paya sahip. Ben ilk geldiğimde 2016 Mayıs'ta başlamıştım buradaki görevime. 4 tane faz 1 merkez vardı. Şu an 9 tane faz 1 merkez var. Ve yeni katılan merkezlerimiz de gerçekten çok aktif, gönüllü bir şekilde katılıyorlar. Ve yeni çalışmaları da oldukça başarılı uluslararası çalışmaları da getiriyorlar. Bu 12 faz 1 çalışmanın 5 tanesi aşı çalışması. Pandemi sürecinde biliyorsunuz Türkiye'de de aşı çalışmaları hız kazandı. 5 tanesi de faz 1 başvurusu yapıldı. Bunlardan birisine onay verildi. Hatta Hakan Çetin Saya'da yapılıyor. Bitmek üzere faz 1 çalışmada faz 2'ye geçecek. Bu grafikte de halihazırda yürüyen klinik araştırmaların sayısını görüyoruz. Toplamda 674 tane. Bunlardan 7 tanesi de faz 1 çalışma farklı merkezlerimize dağılmış şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz bizim bir klinik araştırma portalımız vardı. Burada Türkiye'de yapılan klinik araştırmalara ulaşabiliyorduk ama detaylı bir arama yapamıyorduk, istatistik yapamıyorduk. Burada şimdi CAPTIC.gov.tr'ye tıkladığınızda önünüze bir uyarı geliyor. Diyor ki yeni versiyona ulaşmak ister misiniz? Yeni versiyonda burada gördüğünüz şekilde detaylı aramalar yapılabiliyor. Buradaki sekmelerin hepsini doldurarak sekme bazında arama yapabiliyoruz. İstatistikleri elde edebiliyoruz. Daha efektif bir sayfa oldu burası. Aşı çok gündemde olduğu için ve sizlere de gelme potansiyeli çok yüksek olduğu için çok kısa aşılara değineceğim. Covid-19 pandemisi nedeniyle biliyorsunuz bu çalışmalar çok hızlandı. Bazı istisnaların tanınması gerekti. İşte dünyada farklı organizasyonlar bir araya geldi. Otoriteler, Dünya Sağlık Örgütü ve bu konuda işte hangi hayvan modelleri üzerinde çalışabiliriz? Acaba hangi testler olmadan faz 1'e geçebiliriz? Hangi süreçte tamamlanabilir? Pek çok bu konuda toplantılar düzenlendi.
şu ana kadar da olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Ebola ile ilgili çıkardığı bir kılavuz vardı. Ebola da pandemi olması nedeniyle acil halk sağlığı durumunda işte neler yapılabilir, neler sorulabilir söyleyen tek kılavuzdu. Biz de bu süreçte aslında Türkiye'de de aşı çalışmaları biraz hareketlenmişti. Covid-19'da bu açıdan aslında lehimize çevirmiş olduk. Öncelikle Covid-19 için bir aşı geliştiren gruplara yol göstermesi için bir tablo hazırladık. Bu çok detaylı bir tablo. Bunu Eylül ayında yayınladık ve sonrasında da tüm aşılar için geçerli olan aşıların klinik dışı değerlendirmesine ilişkin bir kılavuz yayınladık. Değerlendirmelerimizi bu kapsamda yapıyoruz. Burada acil halk sağlığı durumlarına da göndermeler yaptık. Hangileri istisnai durumlar alabilir? Hangi çalışmalar sonradan tamamlanabilir? Hangisi mutlaka tamamlanmalıdır? Hepsi bu kılavuzda yer alıyor. Sizlere de bu çalışmalar geldi ve geliyor olacak. Başarılar diliyorum çalışmalarda da. Göreve başladığımda 4 faz bir merkez vardı. Hiç laboratuvar uygulamaları sertifikası sahip bir merkez yoktu. Faz 1 için çok önemli, ilaç araştırması için çok önemli. Şu an zaten değinildi. 2 tane GLP sertifikasına sahip, biri İzmir'de, biri İstanbul'da 2 merkezimiz var. Bu da gerçekten çok önemli. Umarım bunların da sayıları artar ve başarılı işlere imza atarız. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için de hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz olmasaydınız olmazdı zaten. Onun için çok teşekkür ederiz siz de zaman ayırdığınız için. Tabii şimdi Sağlık Otoritesi'nden sonra Klinik Araştırmalar Derneği. Hani bu malum bu klinik araştırmalar sektöründe efsanevi hocalarımız var. İşte Işık Hoca, Aydın Hoca, işte Hamdi Hoca da onlardan biri. Emekli olduğunu zannediyor ama sanıyorum kurtulamayacak diye düşünüyorum. Ona söz vermek istiyorum. Kaan Hocam teşekkür ederim. Vallahi emekli oldum. Şu anda İzmir'de. Yollarımı kaybede dolanıyordum ancak gelebildim. Öncelikle ben de size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı. Bu kadar bütün merkezleri burada görmek büyük bir şey benim için. Diğer tüm arkadaşlarım da saygı ve selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda COVID'le mücadele eden gerek burada olan gerekse Güngör Hoca gibi hocalarıma da şimdiden çok geçmiş olsun diyorum. Ben Klinik Araştırmalar Derneği'nin genelde klinik araştırma merkezlerine bir bakışı hakkında kısaca birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de faz 1 merkeziyle ileri faz çalışma merkezleri arasında ciddi farklılıklar var açıkçası. Faz 1 merkezlerinin ciddi avantajları var. Çünkü bundan emekli sunumlarda da gördük, çok homojenler. Yani bakıyorsunuz hepsi son derece donanımlı, birbirine pek çok ortak noktaları olan, iyi yapılandırmış merkezler. Bunun sebebi ne? Çünkü bu merkezler TİCK tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen, belirtilen kurallara uygun olarak kurulmak zorundalar ve buna uygun olarak kurdukları için de yapılanları son derece iyi. Ve de tabii denetleniyorlar bu anlamda da. Ve işin daha da güzel tarafı, faz 1 merkezlerinde çıkan çalışmaların hepsinin bazı uzak doğu ülkelerden en azından çıkan sonuçlardan daha kaliteli olduğunu yurt dışındaki işbirliği içinde olduğumuz şeylerden, çalışmalardan duyuyoruz. Bu da bizim için bir gurur vesilesi. Dezavantaj, sıkıntıları ne? Kurmak zor. Yani çok kuralları çünkü son derece şey kurallar, güzel kurallar, ağır demeyelim. Ama doğru kurallar, bunlara göre kurmak zorundasınız. İşte acil olan mesafeniz bile biliyorsunuz hepiniz önemli bir kriter. Sıkıntıları ne? Özellikle disiplin dağıldık kuruldularsa hematoloji gibi, onkoloji gibi çalışma bulmakta sıkıntı duyuyorlar. Özellikle yeni kurulan bazı merkezlerde bunları duyuyoruz. Çalışma çok gelmiyor. Ama koronavirüs dönemi tabii ki faz 1'ler açısından bir avantaj haline döndü. Onun da farkındayım ama böyle bir şey var. İleri faz merkezleri ise çok farklı. İleri faz merkezleri bir heves, bir kalasla kurulabiliyor. Yani ben yarın gidip de bizim bölümde yeni bir klinik araştırma merkezi kurabilirim. Çalışma da yapabilirim. Ve bu sebepten dolayı da biz Türkiye'deki klinik araştırma, ileri faz klinik araştırma merkezlerinin altyapısını, envanterini aslında pek bilmiyoruz. Yani bir sürü herkes yaptığını söylüyor ama merkezler çok heterojen. Bakıyorsunuz bir yerde Avrupa standartlarında, uluslararası standartlarda bir merkez var. Başka bir yerde aynı çalışmayı yapan başka bir merkezde ilaç saklama dolabıyor. Arşiv kurallarına uyulmuyor. Orada böyle bir sıkıntı var. Bunun tersi de ileri faz merkezlerde ilaç geliştirme çalışmalarından dolayı bazı merkezler aşırı çalışmadan boğulmuş vaziyetteler. Bizim hematoloji örnek vereyim. 20'ye yakın saha koordinatörümüz çalışıyor. 3 tane hemşiremiz var. Çalışmalara yetişemez. Ama bu ne oluyor? Bu sefer de bu bizim kalitemizi düşürmeye başlıyor. Ve çünkü
altyapıyı geliştiremiyoruz artık. Faz 1 merkezinin önemli bir avantajı da hele hele şu an şu dönemde ciddi bir şekilde kurumsal destek altında kurulmaya başladılar. Yani yöneticiler istiyor. Bizim ileri faz merkezlerinde yöneticiler daha evvel de söylendi. Bunu bir yük olarak görüyorlar. Daha ilk defa bu koronadan Allah razı olsun diyemeyeceğim tabii ama böyle bir şey oldu. İnsanlar klinik araştırma öğrenmeye başladılar. Bunların içinde bizim yönetici modelden kastettiğimiz üniversitenin araştırma hastanelerinin idarecileri. Bunlar dediler klinik araştırma diye bir şey varmış. Biz de buna merak saldık. Böyle bir sıkıntı var merkezlerde. Dolayısıyla bu merkezlerinde böyle hem kolay tarafları var hem de dezavantajları var. Şimdi benim bence devletin bu aşamada önemli bir karar vermesi lazım. Biz Türkiye'nin ilacını mı desteklemek istiyoruz? Türkiye ilaç mı yapsın? Ya da biz Türkiye'deki araştırma merkezlerinin çoğalıp gelişmesini mi desteklemek istiyoruz? Bunlar birbirine çok yakın gibi gözüküyor ama ben hala burada bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Şimdi temel hep söylenen şey şu, faz bir merkezi çoğalırsa Türkiye'de ilaç geliştirmesi artar. Ne yazık ki bu doğru bir şey değil. Yaklaşım değil, gerçekçi değil daha doğrusu. Doğru olabilir de. Çünkü Türkiye'de yeni ilaç geliştirmek pek söz konusu değil. Bizim TÜİTAM'ından 4-5 sene evvel açtığı bir fasıl vardı. Biz orada şey yaptık. Oraya başvuru, yeni ilaç geliştirmek amaçlıydı. Oraya başvurulan ilaçlar neydi? Jenerik ilaçtı. Diyeceksiniz niye böyle? Bakıyorsunuz FDA'nin şeylerine, sonuçlarına. Kardiyoloji alanında 2019'da bir tane ilaç geliştirdi. FDA'nin onay verdi. Yani dünyada da öyle her taraf ilaç geliştirmeyle kaynamıyor ki biz ilaç kullanımda piyasaya çıkalım. Dolayısıyla bu aşamada eğer devletin hedefi buysa, elimizdeki faz 1 merkezleri kendinden artacak zaten. Ama bence yapılması gereken sadece devletin değil. Bizim gibi gözetmeyen kuruluşların, üniversitelerin, araştırma hastanenin artık prekliniğe destek vermesi lazım. Yani bizim bizim eczacı, biyolog, bilgisayar mühendisi, endüstri tasarımcısı, yapay zeka ile uğraşanlar, farmakologlar bunları yetiştirmemiz lazım ki ilaç geliştirme ve ilaç araştırmalarını çok daha iyi öğrenip bu alanda onlar üretecekler çünkü ilaçları. Faz 1 merkezleri ya da ileri faz merkezleri ilaç üretmiyor. Biz sadece geliştiriyoruz. Üretimin Ar-Ge'nin R kısmında yokuz biz. G kısmında varız. Yani bu anlamda burada ciddi bir şeye ihtiyacımız var. İkinci bir şey açıkçası faz 1 merkezler çok iyi gidiyor. CK'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın gayretleriyle ve erken proaktif davranmasıyla. Ama bunun artık faz 2'lerde, faz 3'lerde, faz 4'lerde olması lazım. Yani bu tip araştırma merkezlerinde disipline edilmesi, standartize edilmesi lazım. Ve bence devlet olarak bizim yapmamız gereken şu değil. Kardeşim sen ne çalışması yapıyorsun? Bir gönder bana da bakayım. Ben buna karışayım. Hayır. Kardeşim sen istediğin çalışmayı yap. Ama nasıl yapıyorsun? Hangi kaliteyle bunu üretiyorsun? Hangi altyapıyla bunu üretiyorsun? Dolayısıyla eğer kavramımızı buraya kaydırabilirsek bence uzun vadede Türkiye hem kendi ilacını geliştirmekte başarılı olabilir hem de dünyada yapılan klinik araştırmaların hepsi de bir yerinde adımız olur. Bu anlamda ben baktığım zaman Türkiye'deki faz 1'lerin çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum ve çok doğru gittiğini düşünüyorum. Ama daha tabii ki önümüzde çok mesafe var. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve mutlu günler diliyorum. Koronasız günler diliyorum. Çok teşekkürler bu fikirleriniz için. Şimdi endüstri olmasa tabii çalışmaların yapılması mümkün değil. Endüstriden sadece tabii bir kişiyi çağırabildik. Novo Nordisk'ten Azude Hanım. O da kısa bir konuşma yapacak. Buyurun hocam diyorum ama buyurun Azude Hanım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sayın Klinik Araştırmalar Daire Başkanım, sayın hocalarım ve değerli katılımcılar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve özellikle şu anda yaşamış olduğumuz zorlu dönemde tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı iletmek istiyorum. Biz de ilk faz 1 çalışmamızı 10 yıl önce Ege Üniversitesi'nde başlamıştık. Onun için de aslında o dönemden bu döneme faz 1 merkezlerinin sayısının artıyor olmasını görmek memnuniyet verici. Fakat hepinizin de belirttiği üzere ben de Clinical Trial Gov'a girdiğim zaman 5300 civarında faz 1 çalışma var dünyada endüstri sponsorluğunda. Biz 17 çalışma yapıyoruz. Bunun tabii birkaç etmeni var. Bunlardan bir tanesi globalde genellikle EMA onayı nedeniyle Avrupa'daki ülkeleri tercih ediyorlar faz 1 çalışmalarda.
Ama bu 9 merkezi açıkçası detaylı olarak dinlemek çok iyi oldu. Ben de sponsor olarak kendime bir not aldım. Biz de daha iyi anlatmalıyız aslında globaldeki merkezlerimize, faz 1 merkezlerimizi. Çünkü gerçekten bakanlık denetimli ve yurt dışı standartlarına uygun merkezler. Niçin daha fazla faz 1 çalışma almayalım? Ülkemizin stratejisine uygun olarak erken fazı dahil olmak üzere tüm faz çalışmalarında payı arttırmak için bakanlık dahil tüm paydaşlar ciddi çaba sarf ediyor bildiğiniz üzere. Yeni çalışma getirebilmek için birkaç kriter var tabii. Dünya ile eşdeğer aynı zamanda çalışmaya başlayabilmek, hedefleri tutabilmek ve uluslararası kalite standartlarında veri üretebilme. Bunlarla ilgili olarak da ciddi anlamda gelişmeler var ve bu payımızda gerçekten görüyoruz sponsor firma olarak. Evet, özellikle faz 3 çalışmalar yapıyoruz ama bu sayılarımız giderek artıyor ve faz 1 çalışmalarımız da bunun yansıyacağını düşünüyorum. Bunun haricinde uluslararası erken faz çalışmalarını alabilmemiz için tabii ki ilk önce ülkeye güvenin artıyor olması lazım. Bu da olan çalışmalardaki sözlerimizin yerine tutulmasıyla mümkün. Ve faz 1 tabii ki bu 9 merkez çok güzel merkezler. Bu merkezlerin devamı ve mümkünse faz 1 ünite sayılarının artması da faydalı olacaktır. Bunun yanında pandemi döneminde aşı çalışmalarıyla birlikte toplumsal farkındalık artmış durumda. Belki bu vesile ile ileriki dönemlerde toplumsal farkındalığı daha da arttırmak için bazı projeler geliştirilebilir. Nacizane böyle bir önerimiz olabilir. Erken faz çalışmalar bildiğiniz üzere aslında bir prestij kaynağı ülke açısından da. Ben eminim ki ileriki yıllarda sayılar ve hasta popülasyonu anlamında Türkiye olarak daha büyük pay almaya devam edeceğizdir. Ben çok teşekkür ediyorum bu webinar için. Gerçekten çok faydalı oldu. Ege Üniversitesi'nin 10. yılında, faz 1 ünitesinin 10. yılında iştenlikle kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz endüstri temsilcisi olarak katkılarınız için ve bundan sonraki katkılarınız için de sona geldik. Çok yoruldunuz hepiniz biliyorum. Aslında tabii bu kadar uzayacağını sanmıyorduk ama hepiniz bir yerlere yetişmeniz gerekiyor biliyorum. Tabii bütün soruları not aldık. Umarım korona dönemi bittikten sonra bahar aylarında artık Ankara'da mı olur, başka bir merkez mi bizi misafir eder? İlk yanında da beraber diğer temsilcilerle beraber yüz yüze toplantımızı yaptığımız zaman çok daha interaktif tartışmalar olacağını düşünüyorum. Son olarak sözleşmeli araştırma kurumları malum çok önemli. Hani o nedenle o bakış açısıyla Oğuz Bey'e söz vermek istiyorum son olarak. Tabii az solist Oğuz Bey oldu bu durumda. Bakalım ona gibi bir şey söyleyecek mi? çok teşekkür ederim. Sayın Hocam, davetiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sayın katılımcılarla da bu çok başarılı toplantıya katıldıkları için teşekkür etmek isterim. Benim çok kısa iki slide'lik bir sunumum var. Şimdi sözleşmede araştırma kuruluşunun rolü. Bu arada tabii son 2-3 konuşma önemli bir noktaya getirdi işi. Niçin Türkiye'ye bu tür çalışmalar çok fazla gelmiyor? Kaan Hocam'ın merkezi 2010'da başlayan merkezin önemli bir özelliği vardı. Çünkü kendi alanında çok uzman bir durumdaydı ve çalıştığı alanda dünyada hastaların çok kolay bulunamadığı bir alandı. Bu nedenle de o merkez hızlı bir şekilde sunumda da gördüğünüz biçimde fazla sayıda çalışma yaptı Türkiye'ye göre. Ben o merkezin kurulmasında da katkılarım oldu. İki merkezin daha katkılarım oldu. Merkezleri de çoğunu yakından tanıyorum. Fakat burada iş gerçekten uluslararası düzeyde bitiyor. Bu nedenle Türkiye'nin ve merkezlerin kendilerini uluslararası olarak tanıtmaları gerekir. Ve ne sağlayabileceklerini belirlemeleri gerekir. Burada SAK'ların rolü ne? Şimdi ilaç geliştiren ülkeler 5 aşağı 5 yukarı neresi belli? Amerika'dır, Kanada'dır, Avrupa Birliği'dir. Bunların zaten birlikte çalıştıkları
sözleşmeli araştırma kuruluşları var. Onlar Türkiye'deki yerli sözleşmeli araştırma kuruluşlarına doğrudan çalışmıyorlar. Büyük sözleşmeli araştırma kuruluşlar. Doğrudan nereyle çalışılacağı belli açıkçası. Yani mesela Avustralya çok büyük ülke. Bu konuda çok sayıda faz bir çalışması yapılıyor. Orta Avrupa'da bazı merkezler var. Batı Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de. Yani İngiltere'de sadece faz 1 ile çalışan sözleşmeli araştırma kuruluşları var. Orada bizim gibi değil, şirketlerin de klinikleri olabiliyor. Dolayısıyla uluslararası düzeyde anlaşma çok erkenden başka kliniklere gidiyor. Bir defa bu gerçeği kabul ettiğimiz ve kendimizi yavaş yavaş tanıtmamız lazım. Asude Hanım'ın sunumunda söylediği şey çok önemli. Biz kalitemizi yükselttikçe ve çalışmalara katıldıkça bu artacak. Neler yapabilir sözleşmeli araştırma kuruluşu? Onu da kısaca aktarmak isterim. Protokol tasarımı yapabilir. Fizibilite aşamasında bu işler bize gelebilir. Yani hangi klinik yapabilir, kaç tane yatağı var, ne kadar zamanda yapabilir, daha önce ne yaptı? Direkt sorulan sorular bunlardır. Hangi kalite sistemlerinden geçmişler, hangi auditlerden geçmişler, bu veya inspection almışlar mı, denetleme almışlar mı? Bunlar baştan soruluyor zaten. Bunlar bizim için önemli hız kısıtlayıcı basamaklardır. Buna dikkat etmek lazım. Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu başvuruların yapılmasında katkıda bulunabilir. Etik Kurul, TYTCK başvurularına. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun Türkçe'ye uyarlanması ve Türkiye'deki gönüllüler için hazırlanması bir katkı yapabileceği bir alan olabilir. Olgu rapor formu, araştırmacı broşürü, sigorta gibi konularda katkıları olabilir. Onay sonrasında da çalışmayı başlatıyoruz. Bir de o konuda birkaç önemli noktadan bahsedeyim. Sözleşmeli araştırma konuşuyorum. Planlamada yani gönüllülerin seçimi konusunda tabii ki araştırma merkezi yetkili. Ancak nasıl bir gönüllü istiyoruz? Bu bir orphan drug mıdır? Ona göre bir gönüllü nerede bulunabilir? Bu tür şeyler önemlidir. Biraz önce Kaan Kavaklı Hoca'nın merkezinde atıfta bulunduğum gibi. Onun dışında yani diyebiliriz ki biz işte Türkiye'nin şu bölgesinde bu hastalıklar daha çok gözüküyor veya şu klinikte eğer bize sorulursa bir hocamız var bu tür hastaları daha çok görüyor şeklinde. Burada bir katkımız olabilir. Numune işlemleri çok önemli. Farmakokinetik, farmakodinamik incelemeler bu faz 1 çalışmaların en kritik özelliklerinden bir tanesidir. Bunların çok iyi bir şekilde toplanması ve saklanması, envanterinin tutulması ve sağlıklı bir şekilde bu analizi yapacak laboratuvara gönderilmesi meselesi var. Burada önemli bir katkısı olabilir. Lojistik planlama ve koordinasyon açısından. Tabii ki monitorizasyon yapılması. Veri yönetiminde katkısı bulunabilir. Çalışma raporu yazılması konusunda katkısı bulunabilir. Veya son olarak da işte çalışma bittikten sonra kapatılması ve arşivlenmesi gibi alanlarda sözleşmeli araştırma kuruluşlarının bu tür faz 1 çalışmalarına katkısı olabilir. Benim de sunacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. 2,5 saat oldu. Aslında 2 saati çok geçmemesini planlamıştık ama tabii bu çok aslında ilk kez. Bir de bütün merkezlere çok teşekkür ederim. Aslında ben 9 merkezi bir araya getirmek büyük bir mucize oldu. Ben hani bir şekilde katılamayanlar olur. İşte bu kadar iş güç arasında, korona arasında eksik olur diye düşünüyordum ama tamamının katılması, Sağlık Bakanlığı'nın katılması, SAK endüstri çok iyi oldu. Buradaki sunum yapan bütün hocalarımıza güveniyoruz. Onların çok iyi şeyler çıkaracağımıza eminiz. Dediğim gibi bundan sonra yüz yüze toplantılar başlamasa bile bunun devamını yaparız inşallah diye düşünüyorum. Çünkü bir network'u ilk kez fiilen oluşturmuş oluyoruz. Birbirimize öğreneceğimiz çok şey var. Soru cevap yapacak zaman yok ama belki bir iki burning question denen hani çok özel bir sorusu ya da katkısı olan varsa son bir iki dakika onu da kapatalım. Yani bir şey söylemek isteyen varsa
Bu arada bütün bu toplantının şeyini de 2 saat 30 dakikalık şeyini de web sitesine koyacağız. Oradan da izleyebiliriz tekrar. Bilmiyorum, son bir kez bir şey söylemek isteyen var mı? Nihan Hanım ya da Feyzi Hocam ya da Oğuz Bey, kapatmadan önce bir şey söylemek ister misiniz? Yok hocam, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önem verdim ben bu toplantıya, veriyorum. Fazla bir merkezlerin bir araya gelmesi, konuşmamda da söyledim. Çok önemli. Uluslararası çalışmaların buraya gelmesi açısında da çok önemli deneyimleriniz var sizin. İşte diğer merkezlerde çalışmanız, risk paylaşımı, onların hepsi çok önemli konular. İleride yapılacak daha detaylı toplantılarda zaten bunlar tartışılacaktır. Teşekkür ediyorum ben. Evet, sağ olun. Kaan Hocam, teşekkür ederim. Hem nazik davetiniz için hem katılımınıza. Ben son olarak birkaç cümle şunu altını çizmek isterim. Akademisyen olarak hakikaten güçlü bir akademik yapı var. Ama biraz daha organize olup algı, dilek temelinin ötesine geçip iş bilimi biraz daha artırmak lazım. Herkesin aynı şey değil de farklı alanlarda çalışıp birbirleriyle paslaşması mı diyelim, iş birliği ve güç birliğini yapması lazım. Maalesef ülkemizde bu kültür yok. Ama hani kültür yok deyip de kolaycına da kaçmamak lazım. Çaba da sarf etmek lazım. Henüz emekleme dönemindeyiz. İlmek ilmek işlemek lazım. Bu nedenle de hakikaten çok emek vermek lazım. Yorucu mu yorucu. Ağır mı ağır. Bir getirisi var mı, getirisi de yok. Ama hani akademisyenlikte bence bu. Bu nedenle de biraz daha işbirliklerimizi güçlendirmek lazım. Aynı şeyleri yapmamamız lazım. Bunu biraz da uluslararası platformda görünürlüğü artırmak lazım. Maalesef uluslararası hiç görünürlüğümüz yok. Onun da temel sebebi hepimizin yükü çok fazla. Hepimiz klinisyeniz. Çok fazla iş yükümüz var. Hocalık var, klinisyenlik var, idarecilik var. Var oğlu var. Bu özveriyle yapılıyor. Buna biraz daha nasıl artırılabilir, ona kafa yormak lazım. Uluslararası görünürlük. Uluslararası görünürlük. Biraz daha kamuda bu sponsor ve destekleyicilere biraz daha baskı, biraz daha bizi tanımalarını, biraz daha aramıza katılmalarını bir şekilde hep beraber desteklememiz lazım. Bir de kişisel bağlantılarımız var hepimizin. Bu kişisel bağlantıları diğer merkezler aşmamız lazım. Kişisel bağlantıları sadece kendimize saklamamamız lazım. Bu çok çok önemli. Zor mu? Zor olduğunu biliyorum ama fedakarlıksa fedakarlık, bazıları değiştirmekse de değiştirmek için bir fırsattır diye düşünüyorum. Yine emeğiniz için teşekkür ederim. Feyzi Hocam, desteklemek için bir şey söyleyebilir miyim? Feyzi Hocam için. Şey söylüyor. Şimdi iki gün evvel Fatih Hoca'nın düzenlediği bir toplantıya Amerika'daki bir üniversitesinin araştırma biriminin başındaki bir Türk yönetici katıldı. Tanıdığınız bir isim. Orada şöyle bir şey çok çarpıcıydı. Dedi ki, korona başladı dedi. Biz bir hafta içinde Amerika'da örgütlendik dedi. Hemen çalışmaya başladık dedi. Araştırma yapmaya başladık dedi. Feyzi Hoca ne demek istediğinin şeyini karşılığı herhalde bu olsa gerek. Biz bir haftayı bırak, yani biz yıllar içinde bunu yapamıyoruz. Sadece abi, onu vurgulamak. Abi yıllar geliyor. Bilakis klinik çalışma geleceği de olsa gelmiyor. Evet, çok teşekkürler. Böylece fiilen bir network oluşturmuş olduk. Bundan sonra da yazışabiliriz diye düşünüyorum. Hani inşallah hocam. Bana bitene kadar. Bahar aylarında da İnşallah Feyzi Hoca'nın ev sahipliğinde Ankara'da bakanlığa yakın bir yerde toplanabilirsek çok iyi olur. Her zaman. Herkese her zaman. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.